efendim, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Çok sevindim sizi gördüğüme. Tabii göremediklerim de var arada ama onlar herhalde bugün işleri vardı. Peki, ekranları başındaki sevgili seyircilerimizi de her zamanki gibi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, hürmetle selamlıyorum. Efendim hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. TV8'den sevgiler, saygılar. Güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Gününüz güzel geçsin. Programımız da güzel geçsin. Heyecanlı dakikalar sizi bekliyor. Gerçeğin peşinde başlıyor. Efendim, Taner Güven hocamız, adli tıp uzmanımız bizimle birlikte stüdyoda. Avukatımız Handan Bakbak, Melek Şengönül cinayetiyle alakalı bugün Tekirdağ'a gitti. Muhabirimizle birlikte oradalar. Orada da bazı araştırmalar yapıyorlar, bazı bilgilere ulaşmaya çalışıyorlar. 60 yaşında bir kadın, yalnız yaşayan bir kadın, aslında görüntüde varlıklı olduğu çok da belli olmayan, sadece belli kişilerin bildiği yüklü miktarda ama öyle böyle değil. Yani bugünkü değeriyle şöyle söyleyeyim size, 3 kilo 700 gram hocam. Bu yani 3 kilo 700 gram bir altından. Lüks bir daire alınabilir. Alınabilir. Ya da işte ne bileyim onun getirisiyle bir hayat yaşanabilir. Ama ne yapmış Handan Hanım? Evinde baca deliğine koymuş onu. Başka mücevherleri de var ama çok kişinin de bildiği bir servet değil bu. Ne olursa olsun servetin bir bu miktarı 60 yaşında bir kadının böyle vahşi bir cinayete kurban gitmesi için bir sebep mi değil? Ne yazık ki çok feci bir şekilde evinde öldürüldü Melek Şengönül. Şimdi arkadaş çevresini, akraba çevresini, uzak akraba, yakın akraba, efendim yardım ettiği insanlar, bütün bunları da mercek altına alıyoruz. Bugün stüdyoda dünden farklı olarak, şimdi Enver Bey zaten var. Bir 10-11 ay kadar eski aşkı depreşip hani buldu Melek Hanım'ı. Ama hayvanlardan vazgeçersen evlenebiliriz. Ben eşimde, yani sonradan eşinden boşanmayı düşündüğünü söylüyor. Enver Bey zaten stüdyoda. Songül Hanım Tekirdağ'dan geldi. O da rahmetli Melek Hanım'ın hayvansever dostlarından bir tanesi. Sokak hayvanları için birlikte çalıştığı isimlerden biri. Zeynep yeğeni, kız kardeşinin kızı. Nimet Hanım ablası, Hülya Hanım kız kardeşi. Ekrem Bey Hülya Hanım'ın eşi. Ve Abdülkerim Bey de yine geçen gün çıkmıştı programımıza biliyorsunuz. O da yine hayvansever dostlarından birlikte hareket ettiği arkadaşlarından bir tanesi. Peki Melek Şengönül cinayeti nasıl işlendi? Olay nasıl meydana geldi? Şöyle bir hatırlayalım. Sonra tek tek konuklarımla konuşacağım. Tarih 7 Nisan 2016 Perşembe. Yer Marmara Ereğlisi Sultanköy. Melek Şengönül yalnız yaşadığı evinde 29 bıçak darbesi sonucu vahşice öldürüldü. 8 Nisan 2016 tarihinde kendisine telefonla ulaşamayan arkadaşı Timur Ugan meraklanıp evine gitti ve korkunç manzara ile karşılaştı. Sırtı kapıya dönük, koridora paralel bir halının üzerinde yatarken gördüm kendisini. Bir etrafta kan falan da görmedim. Bayılmış olabilir falan diye düşündüm. Omuzuna dokundum ve o anda zaten soluk almadığını ve çok sertleştiğini vücudunun hissettim. Derhal dışarı çıktım ve jandarmayı aradım. Parası için mi öldürüldü? Bugünkü değeriyle 900 bin lira olan 523 ata altınını evinde saklıyordu. Muhtelif yerlerde ama o altınların tamamı iki tane baca deliği düşünün. Oradan atılmış çeşitli işte poşetlere, efendim keselere vesaireye konmuş. 60 yaşındaki bu kadın Melek Şengönül bu 523 ata altını için mi öldürüldü? Maddi durumunu gizliyordu. Durumunun sıkışık olduğunu söyledi yani. Parası olduğunu filan
Hiç bilemiyorduk. Hatta benden benzin parası bile isterdi. Timur Bey, o zaman bu bulunan altın miktarı hepinizi çok şaşırtmış olması lazım. Yani evinde tabii... İnanın beni herkesten daha çok şaşırttı Serap Hanım. Asla bir takı taktığını da görmedim. Ve çok güzel giyindiğini de görmedim. Yani parasının olduğunu saklamaya çalışıyordu. Her zaman böyle. Yani hiçbir zaman paralı bir insan olduğunu kimseye göstermedi o. Evinde sakladığı altınlardan kimin haberi vardı? Kim biliyordu? Tüm akrabalar da biliyordular dört dairini sattığını yani. Durumunun iyi olduğunu. Akrabalar da biliyordular. Oradakiler de belki biliyordular. Bilmiyorum artık. Ama sırrını kimseyle paylaşmazdı yani. Adli tıpta bir altın dolaştı. 300 altını var dediler. Bunu Necmettin S. de biliyor. Necmettin S. biliyordu 300 altını. 4 dairesi vardı, 4'ünü de sattı. Bu kadın bekar, çoluk çocuğu yok, yedireceği hiçbir yer yok. Kesin bir birikimi var diye düşünmüştür diye tahmin ediyoruz biz. Bir altın lafıdır gidiyor ama. Bilenler var. Neden yalnızdı? Valla ailesiyle ilgili konuşmuyordu ailesiyle. Problemleri mi vardı aralarında bilmiyorum, anlaşamıyorlardı. Küçük kız kardeşi özellikle onunla anlaşamıyordu. Her türlü desteği, maddi desteği veriyorum. Giderlerken arkalarına böyle dönüp aman aman bu da bu eve gelmeyelim diyorlar. Kesinlikle. Ben de kimseyle konuşmuyorum dedi bana arkadaş ya. Şimdi ailesine bu kadar uzak durması için onlardan bir zarar gelmiş olması ya da zarar geleceğini düşünüyor olması lazım. Ya bunlar benim paramın, altınımın peşinde dedirtecek bir şeyler yaşanmış olması lazım. Bir şey yaşanmadı, hiçbir şey. Sadece evden hani hak istedi alt tarafta. Dört daire yaptığı halde vermedik diye bize düşman oldu. Melek Şengönül neden korkuyordu? Bilezikleri, tabancanın, av tüfeğinin, dizüstü bilgisayarının ve cep telefonunun bulanamadığı, bir de bilezikler mi kayıp? Bak. Tabanca ve av tüfeği niye? Dağ başı değil, bir şey değil. Kendini koruma amaçlı yani. Evinde silah, tüfek, hiçbir şey bulunmadı. Asla boş gezmezdi. Bunu ben biliyorum, eşim de biliyor. 60 yaşında bir kadın, bugünkü değeriyle 900 bin lira olan altınları için mi öldürüldü? Fakat altınlar katilin eline geçmedi. Melek Şengönül'ü kim, neden öldürdü? Hocam, şimdi Melek Şengönül'ün bu altınları bulmak isteyen birisi tarafından öldürüldüğünü varsayıyoruz. Yani ölüm şekli, verilen zarar da sanki onu bize düşündürtüyor. Sanki birisi bir şey söyletmek için eziyet etmiş uzun bir süre, öyle bir görüntü var. Peki bilgisayarının ve telefonunun alınması sadece hırsızlık amaçlı bir şey mi düşündürtüyor? Şimdi, özellikle belli bir yaşın üstündeki insanlar yalnızlaştıkları için akrabalarıyla da görüşmüyormuş anladığımız kadarıyla. Sosyal medya üzerinden yazışarak çeşitli arkadaşlık gruplarına dahil olabiliyorlar. Veya tek tek kişilerle tanışıp sonra dışarıda da gerçek dünyada da görüşebiliyorlar. Eğer böyle bir kişi ise cep telefonu ve bilgisayarı alması çok doğal. Çünkü o bir kanıt, yani orada yazışmıştır ve davet etmiştir. Şimdi, davetle gelmiş. Bu bugün açacağımız bir başlık aslında. Bunu biraz sonraya bırakıyorum. Böyle bir başlık var. Yani hep hırsızlık üzerinde duruluyor. Zengin ve paralı olduğunu çok kişinin bilmediği üzerinde konuşuluyor. Peki başka bir sebebi olabilir mi? Bu başlığı bugün açacağız. Songül hayvansever arkadaşlarından bir tanesi. Bir de Nagihan var. Nagihan stüdyoya gelmek istemedi ama yakınımızda hemen soru sorduğumuzda bize cevap verebilecek. Songül, o gün yayında konuştuk ama böyle göz göze daha rahat oluyor. Ne kadar yıl önce tanıştınız Melek Hanım'la? Ölümünden 2 sene önce mi? 2 sene. Peki, yani o zaman Abdülkerim Bey'le aynı zamanlarda mı? Evet. Peki onunla tanışmadan önce siz, Abdülkerim, Nagihan ve sen zaten tanışıyor muydunuz? Evet, tanışıyorduk. Kaç yıla dayanıyor sizlerin tanışıklığı? 2013 o civarında. 2013, 5 yıl öncesine dayanıyor. Yani. Ve o ölmeden 2 yıl önce de onunla... Aynı barınakta, Tekirdağ'da, aynı barınakta, o barınağa gönüllü olarak evet, bazı destekler verdim. Orada tanıştık kendileriyle. Anladım. Siz peki Songül, tanışma nasıl tanıştığınızı bir anlatır mısın? Nasıl tanıştık? İşte Sultanköy'de bir tane barınak vardı. Orayı temizlemek bir amacıyla gitmiştik. Öyle tanıştık.
Yani Melek. Melek Hanım'la. Evet, Melek Hanım'la. Nagihan, sen de mi öyle tanıştın? Mikrofonun var mı elinde? Evet, yakanda var. Aynı anda mı tanıştınız? Aynı anda tanıştık. Zaten Songül'le biz beraber yaşıyoruz. İkimiz birlikte gitmiştik Sultanköy'e. Hatta Melek abla bizi yol kenarındaki marketin önünden almıştı. Oradan barınağa götürmüştü. İlk tanışmanız arabaya almasıyla başladı, öyle mi? Evet. Peki nasıl haberleştiniz de sizi oradan arabaya aldı? Mehtap Hanım bize haber vermişti, Mehtap Özer. Sultanköy'e bizi çağırdı. Ondan sonra Melek ablanın numarasını verdi. Biz Melek ablayı aradık. Biz buradayız dedik. O geldi, bizi arabayla almıştı. Yani sizin bu üçlü grubun içinde bir de Mehtap diye bir kadın mı var? Evet, Mehtap Özer var. Mehtap onunla tanışıyordu. O söyledi, sizi tanıştınız. Evet. Peki ilk tanıştığınız gün, yanlış mı hatırlıyorum? Mesela Abdülkerim'i falan da eve davet ettiği, onun da kaldığınız bir gün var. Daha ona gelmedik değil mi? Tanıştınız. Yok. Yok. O gün. O gün. Abdülkerim'le aynı gün, sen de mi o gün tanıştın? Şimdi orayı ben aydınlatayım. Şükran Sunçakır diye Silivri Hayvan Hakları Derneği Başkanımız var. O zaman böyle bir olaydan bahsetti. Sultanköy'de böyle bir olay var. Biz onunla çıktık gittik oraya. O arada o arkadaşımızın çekyat falan konusu anımsadım. Orada bir olaylar vardı. Oraya geçeyim. Orayla uğraşırken İşte hanımefendiyi gördüm, rahmetliyi. Bir çekyat falan getirmiş, bir koltuklar falan, artık nereden geçti bilmiyorum. Herhalde. Atacak yani. Çünkü değiştiriyormuş. Orası için yani, oradaki, çünkü orada biraz hoş görüntüler yoktu. Köpeklerin altına falan koymamız için onu getirdi. Orada yavaş yavaş, tabii ki orada bir ciddi bir sorun vardı. Millet gelmeye başladı. Orada Mehtap geldi. Arkasından da son günden yanlar geldi. Öyle bir birleşmemiz oldu. O arada Mehtap arkadaşımız daha önceden ablacığım falan diye birbirlerine sarıldılar. Ondan sonra ismen de artık ne derece tanıştıklarını ondan sonra bilemiyorum. O gün mü peki Nagihan'ı, Songül'ü, sizi, Mehtap da var mıydı o grubun içinde? Evet. O gün sizi evine mi davet etti? Şimdi olayı anlatayım. Bayağı bir yorucu gündü. Yani bir günlük, iki günlük iş değildi orada. Çünkü orada bir ciddi bir problem vardı. Köpeklerin kafeste işte. Orayı şey yapmak istemiyorum. Akşama doğru falan oldu. Bayağı bir araya geldik. Çünkü oradaki sorunu tartışıyorduk, konuşuyorduk. Bir yorgunluk üstümüze çöktü. Aracımız yoktu o zamanlar bizim. Benim aracım yoktu. Mehtap Hanım'la falan iş konuştular bir arada. Dedi ki ben size dedi çaya davet edeyim. Gelin dedi, kalın dedi bu akşam dedi. Hiç olmazsa sabahleyin erkenden dönün. Çünkü barınakla oranın arası yaklaşık bir 5 dakika falan sürmüyor. Evi. Evet. Ondan sonra... Tabii dedim olur dedik yani, çünkü acilen bir daha dönmemiz lazım. Çünkü orada bayağı ciddi bir olay var. Anladım. Kaldık o akşam. Tabii ki çay kahve, Allah razı olsun, misafir. Tamam herhalde. Şimdi o kalma konusuna geleceğim. Mehtap da oradaydı. Evet. Diğer iki hanım arkadaş ve siz. Bir şey duyduk. Siz Mehtap'la o dönem sevgili miydiniz? Hayır canım. Peki o Mehtap denen kadınla hiç sevgili olduğunuz Hayır. bir dönem oldu mu? Hayır. Hiç ilişkiniz yaşanmadı. Hayır, öyle bir şey olmaz. Çünkü o benim kardeşim gibi o zaman yani bu... Anladım. Bu doğru değil o zaman. Böyle Hayır, bir canım, söylenti bir şey oldu ama. Mümkün değil, çünkü zaten Mehtap'ın kendine göre bir özel hayatı var yani. Anladım. Yani bu 4 yıl, 4,5 yıl önce de öyleydi. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Çünkü şu şekilde, tabii ki milletin ağzı fermuar değil. Konuşur yani. Ben Tekirdağ Barınağı'na gönüllü olarak oraya katkıda bulunmaya gittim. Oradaki bir sorunlar vardı. Allah şükürler olsun. Asıl nerede duruyordunuz siz ağırlıklı olarak da Tekirdağ'a gittiniz? Ben Silivri'deydim. Silivri'den. Silivri'deydim. Tekirdağ Barınağı'na desteğe gidiyordum. Anladım. Peki Songül, o gün eve gittiniz. Dedi ki orada kaldık. Ben işte bir odada yattım. Kaç odalı bir evdi orası? Bir... Ya 3 ya 4 tam olarak hatırlamıyorum. Peki nasıl bir kadınla karşılaştınız evine gidince? Ne düşündünüz onun evine girdiğinizde Melek Hanım'la ve eviyle alakalı? Temiz bir kadın, öyle söyleyeyim. Yani titiz bir kadın. Biz öyle gördük yani. Çünkü 3 gün 4 gün kalmıştık evinde. Yani masada ne bulaşık kalırdı, mutfakta ne bulaşık kalırdı. Evi de kokmuyordu. Yani onu özellikle yani söyleyeyim, evi hiç kokmazdı. Çünkü ya biz de hayvan severiz, biz biliyoruz yani kokudan biz de rahatsız oluruz. Diyorum, kesinlikle yanlış anlaşılmasın, o arkadaşımızı zor durumda bırakma mahiyetinde falan değil. Bizler de evimizde bayağı bir miktarda kedi köpek var. Yani gerçekten o evin büyüklüğüne, yani bir şey gibi bir yazlık gibi bir yer. Altı üstü altlı, yani çok temiz. Evet. Yani şimdi hayvansever
herkes hayvan seviyor zaten. Kimse yani sevmeyenler de zaten eziyet ediyorlar falan hani şey. Ama hayvan besleyenler o kokuyu çok fazla almayabiliyorlar. Yani o kokuya alışmış oluyorsunuz. Hemen alırız. Eğer ki beslemiyorsanız size o fazla gelebilir. O kısmında değilim. Nasıl bir kadın? Yani ruh hali olarak 3-4 gün kaldık dedin. 3-4 gün mü kaldınız? 3-4 gün falan kaldık, evet. Bir kere ya, kaldım dedim. Ben bir kere. Yalnız siz o gece bir kere mi kaldınız? Ben bir kere kaldım hatırlıyorum. Sonra ertesi gün gittiniz yok, mi siz? Yok, sabah oldu tekrar barınağa gittik. İşte onun için 3-4 gün kalınmış evet. Zaten. Evet. Siz ama bir gün kaldım dediniz. Bir gün dediniz kaldım. Ben öyle hatırlıyorum yani. Ha, anladım. Hayır. Mehtap bir, Hanım telefon demiş. Mehtap Hanım sizden daha mı eski tanıyor Melek Hanım'ı? Şimdi onların arasındaki samimi canım ablacığım diye birbirlerine şey yaptılar. Ondan sonrasını Mehtap Hanım'a sormak lazım. Peki. Mehtap Hanım merhaba. Merhaba Perin. Mehtap Hanım siz kaç yıldır tanırdınız rahmetliyi? Allah rahmet eylesin. Melek abla zaten öleli birkaç sene oldu. Ondan evvelce gerçekten secaretini tutmadım ama daha şöyle tarif edeyim anlatayım. Marmara Ereğlisi Belediyesi'nin işlediği hayvan hakları ihlalleriyle tanıştık biz Melek Hanım'la. Anladım. Yani bunu ben... Topluyorlardı, dağ başlarına atıyorlardı. Melek Hanım da sokak hayvanlarıyla ilgileniyordu. Dolayısıyla biz de camianın hayvan hakları... camiasının gedik başları olduğumuz için bizden yardım etmek suretiyle biz tanıştık. Anladım. Biraz telefonu uzak tutarsanız daha net anlaşılacak söyledikleriniz. Peki nasıl bilirdiniz? Nasıl bir kadındı? Melek Hanım gayet normal, aklı başında. Evvelce iş yapmış. Hani çok fazla hayvan hakları haricinde konuşma fırsatımız olmadı. Ancak yine de hayvanla ilgili de konuşurken paylaştığımız şeylerden bildiğim kadarıyla kendisi tekstille uğraşmış. Bir dönem sanırım bankacılık yapmış. Son derece temiz, düzgün, düzenli, hiç de o şekilde hani hayvan kokan veyahut da işte camından içeriye hayvan fışkıran hani barınakımsı gibi bir evi yoktu. Evi birkaç katlıydı. Alt katında kedilere bakıyordu. Baktığı kedilerin gözü kör, kulağı sağır, boynunu tutamayan, işte yürüyemeyen, üç bacaklı. Son derece merhamet sahibi bir kadındı. Çok da akıllıydı Melek Hanım. En önemli düşmanı gerçekten yani ağzından söylediğin, Allah rahmet eylesin. Zaten bunu söylemezsem herhalde taş olurum. Ama o konuyu pek konuşmak istemiyoruz. O yargıya intikal etmiş ve sonunda da belli bir noktaya varılmış bir konu. Yani yaşanmış olabilir. Bizi şu anda bu cinayetle ilgili, bakın Mehtap Hanım, rahmetli görünürde son derece mütevazı, hatta ihtiyaç sahibi bile görünen evet, evet. Bir hanımefendiymiş. Siz ne biliyorsunuz? Onu öyle mi biliyordunuz gerçekten? Paralı olduğunu fark etmiş miydiniz? Mülklerinin olduğunu biliyoruz. Çünkü akrabalarının hayvan sevdiği için aralarında bir ilişki olmadığını, yalnız kaldığını, akrabalarını dışladığını, kendisinin. Bakın akrabaları onu dışlamadı. O akrabalarını dışladı. Çünkü hayvanla ilgili herhangi bir merhametlerinin olmadığı ve bu Marmara Ereğlisi'ne taşınmasının nedeni de sanırım hayvanlar. Kuvvetle muhtemel. Hatta ben söylemiştim, Melek abla dedim. Melek anne de dedim kendisine. Niye dedim hani yazlık yeri seçtin? Yazlıkla çılların olduğu yerlerde hep başımız derde girer. Yazlıkçılar gelmeden önce komple zehirleme yaparlar yazlık yerlerde. Yazlık yerlerde terk etmeler olur. Ağzına kadar hayvanla dolar yazlıklar sonbaharda. Yani niye böyle bir yeri seçtin demiştim hatırlıyorum. O zamanlar herhalde taşındığı zaman tenhaydı. Şimdi Melek Hanım öyle mallı mülklü bir hanım olarak gözükmezdi. Bize de öyle gözükmez. Hatta veteriner masraflarını
karşılamadığı için veterinere de götüremediğini söylüyordu. Allah. Yani, evet evet aynen. Ya gerçekten ben hatta şimdi bu kadar varlığının olduğunu öğrenince acaba Melek abla cimri miydi de hani çünkü hayvana gerçekten düşkündü ama naçar durumdaki bir hayvanı parası olduğu halde veterinere götürmüyorsa o zaman benim kafamda da soru işareti doğar. Çok severim Melek ablayı ama hayvanları daha çok severim. Behtap Hanım, özel hayatından hiç bildiğiniz bir şey var mı? Özel hayatını paylaştı mı sizinle? Gerçekten akrabalarıyla hayvanlar yüzünden takışık olduğu haricinde herhangi bir şey katiyen bilmiyorum. Zaten utanır çekinir de herhalde konuşma yani. 60 yaşında bir kadın. Hani benim evli. Bunları da ben haricinden öğreniyorum. Sizi seyredecek fırsatım gerçekten olmuyor. Asistanlarınız biliyor. Arkadaşlarım bana arayıp havadisleri veriyor. Ben Melek annenin her ne olursa olsun çok iyi bir hayvansever olduğunu iyi biliyorum. Maddi durumu var olduğu halde çünkü bak çalıştığı kliniği bilmiyorum. Mesela hayvanları, yaralı bir hayvanı bulduğu zaman bizim koştura koştura gittiğimiz 3-4 tane klinik vardır. Evet. Bu kliniklerle bir bağlantısını bilmiyorum. Efendim mesela veyahut da herhangi bir klinikte bir karşılaşmışlığımız yoktur. Ve gerçekten mesela en son telefon konuşmamızda ölmeden aylar aylar evveldi. Kimsenin kendisine hayvanla ilgili destek olmadığını, efendime söyleyeyim bu bilindik federasyonlardan falan bahsettiler. Mamaları kendi cebinden aldığını, sıkıntı çektiğini de söyledi. Aslında ben şunu anlıyorum. Rahmetli hayvansever evet ama hayvanlar için öyle çok para saçan bir kadın da değil. Doğru saçan mu? Saçan değil hiç. Yani varını yoğunu hani onları harcayan bir kadın değil. Mesela yani kendimle kıyas edecek olursam asla değil. Yani çünkü tamamen kariyerimi dahi bırakmış bu işe yönelmiş vaziyetteyim. Değil. Yani öyle değil. Bizim gibi değil. Ama hayvansever. Ve evi temizli. Bakınız. Ben o beyefendinin çok az gördüm. Beni asistanınız aradığı zaman çevirdiler bana kanalı. İçeriye girmek zorunda kaldım şarja takmak için. O esnada gördüm. Efendime söyleyeyim. Bunu neden dillendiriyorum? Bütün hayvanseverlerin ortak sıkıntısıdır. Hayvanseverlerin evi çoğu insanın evinden çok daha temizdir. Çünkü lafa gelmesin diye daha üstün bir gayret gösterirler. Artı bizim hayvanlarımız bizden daha güzel kokarlar. Çünkü bizim kullanmadığımız şampuanlarla yıkarız biz hayvanları. Kuaförleri vardır, o su vardır, bu su vardır. Dişimize dolgu yaptırmayız. Ama koştura koştura hayvanımızı veterinere götürürüz. Peki Mehtap Hanım. Tertemiz bir kadındır. Mehtap Hanım, hayvan sever bir kadın özellikle ileri yaştaysa ve yalnızsa düşmanı olur mu? Ya da onu sömürmek isteyen, fırsat kollayan, efendim bu hani çok yumuşak karnıdır ya hayvanseverin. Bunu kullanarak başka türlüsü... Melek anneye böyle bir girişimde bulunamazlar. Kadının nesi var ki nesini alalım derler. Yani en fazla altındaki evi sattırıp hani bir şeyler yaptırmak için plan kurulabilir. Hani kötü niyetli birisi. Bu arada yalnız Melek Hanım etrafında bir iki tane ev var. Onları almış, yaptırmış, satmış... Yani evdeki altınlar bilinmese dahi rahmetlinin bu tür işler yaptığı hani al sat şeklinde bir takım kazançlar elde ettiği o bilinen bir şey biliniyor yani bu. Bir de arabası varmış tahmin ediyorum. Hurda bir araba olduğunu düşünmüyorum. İyi, değil, değil mi? Normal bir arabadır. Yani o da durumu hakkında bir fikir verir. Ya en azından. Tabii araba. Zeynep sen bir şey mi soracaksın? Ben Mehtap Hanım'a şunu soracağım. Hayvan hastanesi yaptırma isteğini teyzem öyle bir isteği olduğundan haberi var mı? Duydunuz mu Mehtap Hanım? Bunu... Valla hep hayırlıların söylenirdi ama ben çıkarıp yapacağım demezdi yani. Yani şöyle bir hayvan hastanesi olsa ne kadar iyi olur? Şimdi bakınız Melek anne Marmara Ereğlisi'nde oturuyordu. Tekirdağ çok uzak. Evet. İstanbul Büyükçekmece'de var veterinerlerimiz. Beylikdüzü'nde var. Oraya da uzak. Arada hiçbir doğru dürüst bir hastane yok. Şimdi birkaç senedir Silivri'de var. Dolayısıyla çevresinde bir hayvan hastanesi olmasını istemesinden doğal bir şey yok bir hayvan severi. Ama işte akrabalarına ben bir hayvan hastanesi yaptıracağım
diyor. Oradan da şu sonuca varabiliriz aslında. Yani benim param var ama zannetmeyin ki bu para size gelecek ya da ben harcayayım. Ben hayvan hastanesi yaptıracağım deyip konuyu kapatıyor. Yani ama hayıflanıyor da benim bize böyle bir şey söylemedi. Ne Songül'e, Songül ve Nagihan benim eski arkadaşlarımdır. Biz gerçekten sağlam hayvanseverleriz ve bu camianın gedik başlarıyız. Ve en çok tanıyanlardanız. Katıyan hani benim param var. Gelin kızlar şuraya bir hastane kuralım. Şu da benim arazim falan filan demedi. Nagihan duydun mu hiç böyle bir şey? Hayır duymadım Serap. Melek Hanım'dan duymadın. Songül sen duydun mu aslan? Ya bunun amacı belki şeydir hani hastane yaptıracak kadar parası var bilinmesin. Bana çünkü ben başka bir yerden duymuyorum. Ben kendi ağzından duydum. Açıkça şunu dedi ki, söyleyeyim mi size? Söyleyeyim. Yani Melek Hanım bizi o kadar sever, sayar, o kadar çok bağrına basardı ki bizden bir şeyini saklayacak gibi bir durumu yoktu. Bizim genel geçer hep hayvanla böyle dilimiz dil karış dışarıda hayvan koşturduğumuz için. Yani bunları bahsetmekten ne bileyim sıra gelmemiştir veyahut da ne bileyim bahsetmek istememiştir. Yani bilmiyorum bu kadar parası olup da mesela Mehtap Hanım. Serap Hanım. Ha, evet. Bir şey söyleyeceğim. Bizim elimize hiç geçmiyorsa günde iki tane ağır vaka var. Hatta asistanınıza dedim. Bir tane kangal buldum birkaç günden beri yakalamaya çalışıyordum. Yakaladı. Onun tedavisini istemem misiniz dedi. Bakın her gün bir iki tane ağır yaralı. Ve biz bunları sosyal ağlarda paylaşırız. Şu yaralı var, bu yaralı var. Çok samimi olmamıza rağmen, hani gönüldaş olmamıza rağmen aynı davanın adamlarıyız. Mesela kızım. Götür bir veterinere bütün masrafları benden demedi. Öyle bir durum yok yani. Mehtap Hanım peki o dönemde yani cinayetin olduğu tarihe kadar aranıza yine hayvansever gibi girip sonrasında ortadan kaybolan, dikkatinizi çeken, sizi şüphelendiren birisi oldu mu hiç? Ben o kadar yoğunum ki yani hiç Melek ablanın herkese bakın yalnız bir kadın olduğu için sosyal medya başında bilgisayarı vardı. Çok zaman geçirdiğini tahmin ediyorum. Ama yani kimlerle tanışıyor, kimlerle ediyor, camiaya giren çıkan kim? O kadar çok insan var ki camiaya. Bugün giriyor, yarın yok. Yani sızmaya çalışan, ben gerçek hayvansever ve aktivistlerden bahsetmiyorum. Sızmaya çalışan, kullanmaya çalışan. Songül o gün ya sen ya Nagihan bahsettiniz birisinden. Hatırlıyor musunuz? Dediniz ki bir yerdeydi. Birisinden bahsettiniz siz o gün. Canlı yayında. İsim? Telefonlaşıyorduk, görüşüyorduk. Sonra o beni aradı ama telefon... Ha, Caner'i mi diyorsunuz? Hayır. Bilmiyorum. O arkadaşımız hiçbir şekilde ortadan kaybolmadı. Tam tersi orta yerde duruyor. Tersilere bakar. O dönem Adana'dan çıkıp Malkara'ya gelmişti. O zaman Malkara'da tanıştım ben kardeşimizle. Malkara'da çöplükte çok zor durumda hayvanlar vardı. Yeni birisiydi. Onun için belki bir sorgulama yapmıştır. Çocuk Bursa, Mudanya, Karacabey yolu üzerinde hayvanlara bakıyor. Mehtap Hanım. Hayvanların başından da ayrılmıyor. İnanın giymeye tişörtü yoktu. Geçen gün bir şekilde bir şeyleri birileri alışveriş etmiş onun için. Üstü başı oldu yani çocuğun. Peki Mehtap Hanım şimdi biz Abdülkerim Bey ile burada konuşurken iki tane aracından bahsettik onun. Dedik ki Abdülkerim Bey... Abdülkerim kimseyi öldürmez Serap Hanım. Hayır kimseyi öldürdü demiyoruz zaten öyle bir şey diyemeyiz. Sadece bu teamüllere uygun mudur? Yani bireysel çalışıyor herhangi bir derneğe bağlı değil ve bir süre önce işte iki tane birden aracı oluyor. Bir ATV'si oluyor, bir jipi oluyor. Bazı dedi hayırseverler benim koşuşturabilmem için bunu. Bu normal midir diye İki tekstilci bir çocuk. Tanışıyorum. Aslında yaşı bizden büyüktür de bizden genç gözüküyor. Şimdi besleme yapan çok büyük bir alanı besler. Bir yayını oldu. Bir görüntüsünü aldılar onun. Hayvanlara nasıl baktığıyla alakalı belgeselini yaptılar. O esnada bir sürü insan kendisini tanıdı. Ve şöyle
Hanım'dan tutup ta Silivri'nin köylerine kadar besleme yapıyor. İşte bunu görenler kendilerine altına bir araba almış olabilir ama ben şöyle bir şey isterdim hayvanseverlerden. Mesela milleti mallık sahibi yapacağına bir arazi gösterir. Arazi bir hayır kurumunun üzerine olur. Sen bunu sesin sene kullanacaksın der. Veya bir arabayı alırlar, oğlum der, gel seninle bir sözleşme yapalım, kazası belası sana ait. Ama araba benim üstüme, şu kadar da mazot, sen koştur hayvanına der. Şimdi bakın, hayvanseverlikten gerçek aktivistler zengin olamaz. Mal, mülk, araba, ev sahibi, arsa sahibi olamaz. Tamamen tersi, mal, mülk sahibi olanlar sıfırı tüketir. Mal, mülk sahibi olan herkesi biz sorgularız. Eğer dernek vakıf değilse. Yani Abdülkerim'i de sorguluyor musunuz bu anlamda? Abdülkerim'i sorgulamıyorum. Yaptığı iş ne? Ama ben de derdim ki arabayı kendi üstüne, bilmiyorum kendi üstüne mi? Abdülkerim Bey'in üzerineymiş. Evet. Evet. Ben derdim ki Abdülkerim'in yerinde olsam, ablacığım siz arabayı kendi üstünüze alın ama bana bir sözleşme yapın. Bu araba karşımda herhangi bir şahıs. Ben de emekli, hani ben şimdi de emekli meraktan düşene şimdi kadar. Şimdi ben bu işe. Hayvanlar, hayda bakın. Şimdi diyeceğim ki, diyelim ki Abdülkerim bu işlerden vazgeçmek istedi. Öyle ya, özel evet. Bir durumu oldu. Koşturamıyor kardeşim. Bu arabayı herhangi bir hayvan hakları derneğine iade edecek mi veya bağışlayacak mı? Veya kendi mi kullanacak? Evet, tabii soruyoruz. Ki, tabii ki. Şimdi ben bu işe, öyle hemen takayım da hayvansever olayım, millet bana yardım etsin diye ben böyle bir hayata girmedim. Benimki tamamen tesadüf. Benim tesadüfen girdim. Zaten ilk girmemin de sebeplerden bir tanesi arkadaşımız. İnan edin o kadar büyük bir şeysizlik var ki, ilgisizlik var ki bu canlara. Buradan böyle hoş gözüküyor. Ama alana girdiğimiz zaman... Öyle değil. Şimdi Abdülkerim müsaade edersen ben konuşayım. Buyurun. Serap Hanım. Efendim. Hayvan haklarıyla bizim gibi uğraşanın inanın çamaşırlarını değiştirmeye, banyo yapmaya vakti yok. Konudan çok uzaklaşmadan sürdürürsek bu sohbeti. Mesela Abdülkerim Bey'e şunu sormak istiyorum. Abdülkerim Bey tamam bu aracı size verdiler araçları da. Tabii aynı şey Nagihan ve Songül için de geçerli. Sizler kardeşim. Nereden para kazanıyorsunuz? Şimdi ben şunu aydınlatayım yalnız. Bakın günündendir siz geçenlerde dediniz ki niye kamera çekiyorsunuz? Şimdi bu iş öyle bir şey ki bir volkan gibidir. Gönül işidir bu. Şimdi ben bu işe girdiğim zaman ilk önce tırnaklarımla. Arkadaşlar, Abdülkerim Bey çok uzun uzun böyle sohbet ediyoruz. Bakın izin verin. Lütfen gönül işiyle ama karın ben doymuyor. Ben çok zan altında kalıyorum. Hayır gönül işiyle ayakkabı pantolon bakın, alamıyorsun. Bakın gönül işi dediğim şu. Nasıl sürdürüyorsunuz ben, bakın, hayatınızı? Ben size şunu söyleyeyim. Ben bu işin içine girdiğim zaman ki kendisi vesaire olmuştur. Bir hayvanı ormanda parçalamış bir vaziyetteydi. Öyle geldiler aldılar. Şimdi öyle bir şey görüyorsunuz ki artık bu iş... Otobanda araba ben olmuş. Ben o kısmı sorgulamıyorum. Hayır. Çok haklısınız. Şimdi ben bakamıyorum bile. Gözlerimden yaşlar fışkırıyor. Ben çıkıp da bana araba alın kimseye demedim. Nasıl bu giyiniyorsunuz? Kendi kendine nasıl yiyorsunuz? Olarak nasıl barınıyorsunuz? Şimdi bunun zıttını düşündüğümüz zaman ben şu anda barınak şekli olmadığım için diyemiyorum ben barınağım. Barınağım diyemiyorum ama barınağım desem ki herkesi yani kimse sesini çıkmıyor. Hayır siz kendiniz nerede yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, ne yiyorsunuz? Kiralık yerim var benim. Şu hayatın, anda benim ya parayı nereden kazanıyorsunuz? Bir mesleğiniz yok şu anda. O gün öyle dediniz. Benim mesleğim var. Ama ben bir rahatsızlığım dolayısıyla bu işim. İşiniz yok. Mesleğiniz var. Özür dilerim. Mesleğiniz var. İşiniz yok. Uzun bir süredir. Bak, benim yaptığım şu andaki işi parayla kimse yapamaz. Mümkün değil. Parasız da yapamaz. Mümkün değil. Parasız da yapamaz. Parasız şuradan hayır, şuraya bakın, adım atamazsınız. Hayır yapamaz da. İşte buradan destek veriyorlar bana. Ama destek verirken de böyle milyarlar yağmıyor. Artısını söyleyeyim. Benim bu işte zıt bir şeyim olsa ben bunları göstermem. Getir kardeşim ortaya yay. İşte herkes görsün demedi bana. Size onu maaş mı bağladı? Bazı hayırseverler maaş evet, mı bağladı? Evet şahsla. Şahsla. Size de mi Songül? Sana da mı Nagihan? Ben aktifim onlardan farklı yönüm ben aktifim. Yani alanda aktifim. Anladım. Yani beceriklerim var. İşte kulübe yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım, taşıma yaparım. Mesela benim tanığım çoktur. Çok barınak vardır. Oraya sürekli
Mama taşıyorum, yemek taşıyorum ve ben bu yemekleri parayla almıyorum. Düşünebiliyor musunuz ki ayda 25 ton yemek dağıtıyorum. Bize isim verirsen sonra Abdülkerim Bey. 25 ton yemek sonra dağıtıyorum. Sonra bize dersen 25 ton yemeği mama olarak istesem ya, 45 milyar 50 milyar para yapıyor. Serap Hanım, insanın hayatını, geçimini sağladığı şey onun profesyonelliğidir artık. Yani zevk olarak, amatör olarak, hayırsever amaçlarla başlayabilir ama anladığım kadarıyla siz hayvanseverlikle geçiniyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Yani profesyonel bir meslek haline getirmişsiniz. Artılarımı söyleyeyim. Sigaram yok. Alkolüm yok. Gece hayatım yok. Hiç herhangi bir sosyal yaşantım yok. Fazla da yemeği de sevmem. Zeytinden başka bir şey yemem ben. Bunu da arkadaşlar biliyor. Yani benim artı bir mesafem. İmek mi diyorsunuz? Zaten imeğin içindeyim. Araç mı diyorsunuz? Zaten insanlar vermiş. Hayvanlara hizmet mi diyorsunuz? Zaten size onu söylüyorum. Peki Abdülkerim ama Bey. Ama bunu burada iyi niyete kullanmak vardır. Ha kötü niyete kullanan mı? %99. %98 kötüye bize kullanır. Lütfen birkaç isim verirseniz en azından bir teyit ederiz. Bu araçları kim vermiş? Size kim maaş veriyor? Son şimdi bu olayları 3 yıldır hayatınızı nasıl sürdürüyorsunuz? Bakın ben rahmetli. Son göründüğü kişi olduğunuz için. Ama Serap Hanım. Gözaltına alındınız, DNA testine gittiniz filan. Tabii ki oradan da bir şey çıkmadı. Yanlış anlamayın. Ama şunu ben herhangi söyleyeyim. Bir şey ima etmiyorum. Ben onun size verdiğim resimlere, belgelere, canlı yayında ben orada araçla gidiyorum. Sizin bahsettiğiniz arabayla ben ona yardım ediyorum. Ya ben ondan bahsetmiyorum. Tamam işte gittiğinizin yani. Bir önemi yok. Mehtap Hanım bir şey söylüyorsunuz galiba. Mehtap Hanım. Marmara Ereğlisi'nden Melek abla. Reyhan Tekirdağ Melekler Şehri'ni ben kurdum. Kendisi yönetiyor. Hayvanlara bakmaya çalışıyor. Son derece kötü durumda hayvanlar var diyor. Kan paraziti diyor. Sende kan paraziti tabletleri var mı diyor. İğne ilaç yemek sıkıntım var diyor. Sanırım Abdülkerim'den de Reyhan yardım istiyor. Abdülkerim yemekleri topluyor ki biz 3. köprünün inşaatında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dahli ve yardımıyla izinli müsaadeli yemekleri alıyoruz. Büyük battal boy çöp torbalarının içine burun deliklerimize kadar yağ yemek alıyoruz. Bu yemeklerden götürüyorlar. Melek ablaya işte istediği yardımları, ilaçları, yemekleri götürüyorlar. Yanlarında Şebnem Hanım diye bir hanım daha var. Ve hep birlikte dönüyorlar. Aynı zamanda en son gördükleri için jandarmadaki meydanlarız gibi iki tane dosyayı ben gördüm. Jandarmamız da paylaştı bizimle. Abdülkerim'i doku ve kan örnekleri ve ayakkabısı. Bütün ayakkabıları ve ayakları denetlendi, bakıldı. Cinayet zanlısı değil Abdülkerim. Şunu söyleyeyim. Abdülkerim çok insana ters gelebilir. Belki size şu anda tuhaf gelebiliyordur. Ama bize göre çok ciddi 24 saatini harcayan gerçekten bir masraf olmayan bir adam. Ve kesinlikle bu şüphelerden arınmış bir adam şu anda. Yani hani onun üzerine gitmek istiyorsanız ayrı bir konu yapın. Melek ablayla bir alakası yok. Valiliğe şikayet edin, incelesinler adamın neyi var neyi. Efendim bakın burada hiç kimse, burası zaten bir emniyet değil, jandarmanın bir şeyi değil, bir mahkeme efendim, değil. Ama hiç kimse burada zanlı olarak oturmuyor, şüpheli olarak oturmuyor. Biz jandarmada şöyle bir bilgi var. Cinayeti işleyenin kan örneği var. Cinayeti işleyenin dokusu var. Cinayeti işleyenin ayak örneği ve parmak izleri var. Her şeyi var. Fakat karşılığında daha evvel adli bir suç işlemediği için mesh edilip araştırılıp kişi bulunamıyor. Bizim bunun üzerine gitmemiz... Evet Mehtap Hanım, şöyle de bir gerçek var. Biliyorsunuz her zaman cinayeti işleyen kişiyle cinayeti azmettiren kişi, tetikçi kullanan kişi her zaman aynı olmayabiliyor. Bazen elini pek kana bulamak istemeyen kişiler bir tetikçi de kullanabiliyorlar. Bildikleri bir gerçeğin üzerine başkasını da yönlendirebiliyorlar. Her şey oluyor bu dünyada. Dediniz ya şaşırıyorsunuz belki. Hiçbir şeye şaşırmıyorum. İnanın hiçbir şeye şaşırmıyorum. O yüzden kimin cinayeti işlediği, kimin işlettiği konusunda farklı görüşler var. Peki Abdülkerim Bey'in önemi ne? Çünkü kendisi hayvan hakları konusunda, efendim hayvanlar konusunda
birlikte çalıştığı bir arkadaşı, daha da önemlisi jandarmaya verdiği belgeler var. Son, yani cinayet 7'sinde işlendi. 6'sında en son gören kişi, doğru mu? Evet. Fotoğraf çeken, video çeken kişi. Abdülkerim Bey'i bir hatırlayalım isterseniz. Beni şuraya aydınlatabilir miyim? Dönüşte hemen size söz vereceğim. Rahmetli olmadan bir gün önce görmüştüm onu. Telefon geldi bana, Melek Hanım dediler, bıçaklanmış falan. Aylarca bana odaklandılar. Ailesinden uzakta, hayatını hayvanlara yardım etmeye adamış 60 yaşındaki Melek Şengönül, cani ya da caniler tarafından acımasızca öldürülmeden önce son gören bir isim vardı. Ölmeden bir gün önce gördüm. Abdülkerim Bey de yine hayvanseverlik bağlamında görüştüğü, tanıştığı bir beyefendi. Ama aynı zamanda da rahmetliyi en son gören kişi olması açısından önemli bir. İkinci bir önemi nedir Abdülkerim Bey'in? Rahmetlinin üzerinde bulunan bir erkeğe ait DNA örnekleri sebebiyle kendisinden DNA örneği alınmış, karşılaştırma yapılmış ancak uyuşmamış bir beyefendi. Bu ne zaman oluyor orada kalmanız? 2 yıl önce. İlk tanıştığımız gün. Son 7 yıldır hiçbir işte çalışmayan ve sadece hayırseverlerin yardımıyla yaşadığını iddia eden Abdülkerim Bey'in sahip olduğu lüks araçlar dikkat çekici. Benim herhangi bir şeyim yok. Yani bir gelirim falan yok. Peki hayvanseverlerin desteğiyle işte verdikleri katkılarla bir mücadele veriyoruz. Hani işsiz ve geliri çok olmayan bir insan için fazla sayılabilecek bir ATV cihazı, bir jip, bir bilek. Tamamen hayvanseverler tarafından karşılanan şahıslar belli. Melek Şengönül'ü en son kim aradı? Ayın 7'sinde. En son acaba bir telefon görüşmeniz oldu benim mu? Benim kendisiyle oldu. Saat kaçta oldu? Bunu neden? Ama ayın 7'sini lütfen iyi hatırlayın. Neden soruyorum? Saat kaça kadar hayattaydı? Kendisini son gören, yani canlı olarak son görenin de siz olduğunu tahmin ediyoruz. Sonra hiç gittiniz mi evinde kalmaya? Yok. Abdülkerim son gün yaşananlarla ilgili ne saklıyor? Evet, sakladığınız bir şey var mı bizden? Evet canım. Yani benim şöyle bir şey söyleyeyim size. Burada Reyhan Avcı Karagözler arkadaşımız bağlanabilir. Ben kolay kolay kimseye öyle mama getireyim, şu getireyim, bu getireyim diye gitmem. Ben bir rica üzerine gittim. Reyhan Avcı Karagözler, ben sürekli Tekirdağ, hatta cumartesi günü yine gideceğim. Alacağım yemekleri, yine Tekirdağ'a getireceğim, bırakacağım, döneceğim. Göremedim. Ben barınaklar, gerçekten bazı barınaklar çok sıkıntılı durumda. Dernekte olsa, belediyede olsa, inan edin 500'ler, yüzlerce hayvan açlıktan. Açlıktan artık birbirlerini yiyecek hale geliyorlar. Bunlar yansımıyor. Şimdi bunları öyle. Yani, ama bakın, bakın bu konuda bir saniye kalıyoruz. Ama şimdi konuyu çok i̇şte burada aktivistlik yapmıyoruz. Girmek zorunda kalıyoruz. Bakın Abdülkerim Bey, o kadar çok beni vaktim oraya gönderen, burada hayvan sevgisi konusunda sevgi bir farkındalık değil. Yaratabilirsek ne mutlu bize. Hayır, ama dönüp dolaşıp bak, onlardan bahsetmemiz gerekmiyor. Bakın ben onu demiyorum. Ben bu bizden bir şey saklıyor musunuz dedim. Siz hayvan barınaklarına getirdiniz. Ben şu anda çok orada zan altında kaldım. Ay, anlatın diye söylüyorum ama siz hala hayvan barınakları diyorsunuz. Lüküs araçlar nereden geldi? Evet, nereden geldi? Yordum bollu. Bakın ben öyle bir şeyin içinde değilim ben, lütfen. Siz bize isim verecektiniz, vermediniz. Hangi isimden geçen bahsediyorsunuz? Geçen gün geldiğinizde de bu araçları size kim aldı dediğimizde ben gerekirse bunu söylerim dediniz. Ben bunun size dekontlarını falan içeride vereyim, göstereyim, tamam. Ben burada şeyleri. Yani sürekli hayvanların kötü durumda bakın, olduğunu konuşarak bir yere varamayız. Bakın ben burada arabamla mı yargılanıyorum yoksa bir başka bir şeyle mi yargılanıyorum? Hiçbir şeyle yargılanmıyoruz. O zaman ben... Soru bakın, soruyoruz, cevap verirseniz verirsiniz. Araçla giderken zaten rahmetli hayattaydı. Ayın 6'sında ben bu insana sucuk besleme yaparken kapının önüne araçla gidiyorum. Araçta alan insanlar belli. Bana para gönderen insanlar belli. Şimdi kalkıp da burada onu söylediğim zaman zaten medya sürekli yok, üstüme geliyor. Yok, burada verin demiyorum. Zaten ben sürekli üstüme geliyorlar. Zaten sürekli şu anda bomba şeyindeyim ben. Şimdi bakın benim bu araçlarla alındığı günden belli. Nereye girip çıktığım belli. Hangi güzergaha gidip hangi yerde çalıştığım, hangi yerde yemek getirdiğim saniye saniye, saat saat belli. Ama ben buradan kalkıp da şu yetkili şunu diyemem.
Çünkü her şey söylenmez burada. Çünkü özel şeyler var yani. Özel yerler var, özel mülkler var, özel yetkililer var. Bana verilen bir sunulan bir güzellikler var. Kalkıp da o insanları burada ortaya koymak istiyorum. Demedim zaten ben. Burada verin isimlerini şimdi, demedim. Siz ayın 4'ünde cinayetten 3 gün önce yaklaşık 2 saat bir konuşma... Benim o insanla konuştuğum ayın... Unutkanlığıma şimdi girdik yani artık resimleri, mesimini, paylaşımlarımı açtım. Ayın 6'sında saat 12 civarında ben onunla Sultanköy'ün merkezinde telefonla görüştüm. Yerini bulamıyordum. Yani ben yerini hatırlayamıyorum. Yani sokak mı şurada buluşacaktık. O değil. 2 gün önce. Ondan 2 gün önce yaklaşık 2 saat bir konuşmanız var. Telefon kayıtlarınızla rahmetliyle. 2 saat mümkün değil. Öyle bir şey yok. Var. Hayır efendim 2 saat ben niye insanla görüşeyim? Ne konuşacağım onu? O insanla konuşacağım. Neyim var benim? Ne bileyim yine sağdaki soldaki hayvanlar olabilir. Hayır, birileriyle ilgili sohbet. Hayır, 2 saatlik bir görüşmem yok benim. Sadece ilaçla ilgili sorunum var. Benden durumumun iyi olmadığını ve o ilacı istediğini söyledi. Ve biz de bir tamam dedim gideriz dedim getiririm sana. Ondan sonra bir gün sonra bizim Yalova'da bir köpeğimiz kaybolmuştu. O köpeği ve ben bunların da hepsini jandarmaya tek tek o günkü şeyimle bugün de söylüyorum size aynı şeyleri. Ama benim burada gerçekten çok üzüldüğüm bir şey var. Ben burada şu araçlar, sen araçta milleti dolandırmışsın gibi, paraları almışsın gibi. Araçlar nereden geliyor, nereden bu yordu? Ben bu suçmaları kabul etmiyorum kesinlikle. Böyle. Beni çok kötü zan altında bıraktınız. Bakın ben yüreğimi koymuşum bu işin içine. Hayatımı koymuşum ben. Ben sağlığımı koymuşum bu içine. Bu iş gönül işidir. Ben bakın dünyanın her ben yerinde. Bu işi para için yapmıyorum. Abdülkerim Bey, bakın, dünyanın her yerinde... iş 7 senedir çalışmayan bir insana altındaki arabayı kardeşim peki, nereden bana, aldın diye sorulur. Dışında, bundan niye bu kadar peki, rahatsız benim olursun? Araçların dışında 2 tane araç olmasa ben bu kadar imeği tonlarca imeği taşıyamam. Niye bir dernek üzerinden? Hangi dernek size... efendim? Türkiye'de yüzlerce dernek var. Çoğu bunun yoldan çıkmış. Hangi bakın, derneği yolluyor? Sizin can arkadaşınız Mehtap Hanım bile diyor ki ben olsam üzerime kabul etmezdim. Mal mülk sahibi bakın, kimse yapmazdı bakın, ben bunlar, olsaydım. Bunlar taksitle alınmış şeyler. Nakit parayla trak diye değil. Taksitle aylık alınan galeri belli. En son bundan 3 hafta evvel taksiti bitti. Taksitle alınmış şeyler bunlar. Yani bunu sormamızdan niye rahatsız oluyorsunuz? Hayır çünkü sürekli... Bunu dünyanın her yerinde insanlar sizin... sorar. Bakın siz beni... Arkadaş nereden aldın siz bunu siz bunu soruyorsunuz da bir de bu hayvan severler kitlesi altında... Yüzlerce rantçı var. Şu anda bunların hepsi üstüme geliyor. Bakın gördünüz mü? Adam ne güzel alıyor. Adam ne güzel. Bakın bakın paraları götürüyor. Bunlar yasal götürürken ben bu araçları koymayabilirdim diyebilirdim yani şu araçlar yok arkadaş ortada. Bakın milletten milyonlarca dolar dolandırıp ortada hiçbir şey yokmuş gibi kürüstür bir arabaya binenler var. Ben araç niye? Yani niye onları takdir mi edelim? Ne niye yapalım? Niye bilici istedim? Sizi de takdir mi edelim niye? Anlamadım. Bakın, bilmiyorum. Tarih gösterecek. Bakın ben niye bir tane cip istedim? Cip bataklık alanlarda geziyorum. Bataklık alanlara giriyorum. Bataklık besleme ormanlara giriyorum. Benim aracım belediyesi. Olmadı. Besleme yapamadığım için yüzlerce benim hatta yüzlerce demeyeyim de onlarca köpeğim dondu dağ başında. Ormanlar işte doğdu. Bakın bu yaptığınız iyi şeyler. Şimdi. Hepsi takdir edilecek şeyler. Fakat bazı şeyler şaibe uyandırır. Eğer bunu ya, bir dernek üzerinden siz, yürütüyor olsaydınız kimse size bunun oradan sormayacaktı. Şimdi oradan çok güzel. Ben size oradan tüm yüreğimle hak veriyorum. Peki benim karşıma. Çıkacak. Ben şimdi tekstilci bir insanım. Girdim bir camianın içine. Senin hayvanın benim hayvanım. Onun köpeği benim köpeğim. Senin mamam benim mamam. Aa ne güzel bir insanlar artık psikolojisi şey olmuş. Atlatmış. Belirli süre atlatmış. Öyle bir camiayla ben karşılaşmadım. Peki. Yani şimdi Abdülkerim Bey ile ilgili söyleyeceklerim şunlar. Evet bir dönem DNA karşılaştırması yapıldı. Çünkü bu olması gereken bir prosedürdü. Son gelen kişi o olduğu için. Fakat bu DNA karşılaştırmasında herhangi bir eşleşme olmadı. Ama 2 yıl boyunca hayvanların beslenmesinden tutun da o yolların birlikte yapılmasına kadar birçok şeyi paylaşan Nagihan, Songül, Abdülkerim ya bu kadınla hiç mi bir şey konuşmadınız ya? Hiç mi özel hayatıyla şöyle... bir dakika izin verin Songül konuşsun biraz. Konuştuğu olay işte evlenmek istediğini.
evlenmek istediğini. Evet. Yani birisini, yani eski çocukluk aşkıyla görüştüğünü, isim söylemedi ama. İsim söylememişti. İşte onunla birlikte olmak istediğini, evi bize bırakıp yani her ay bir miktar para yolabileceğini, hayvanlara bakıp biz ama kabul etmedik. Çünkü çok ıssız bir yer. Kabul etmedik. Sonra bize zaten şey demişti. Vazgeçtim evlilikten. Çünkü o şahıs ona şey demişti. Çok hayvan kokuyorsun. Çok koku var falan filan. Ama Melek abla asla evli birisiyle birlikte olmaz. Yani onun görüşüne aykırı. Yani başlangıçta evli olduğunu söylemediğini mi düşünüyorsunuz Enver evet, Bey'in ona? Öyle düşünüyorum. Söyleseydi baştan mı itiraz ederdi? Kesin. Ne diyorsun Enver Bey? Baştan, ya sen delikanlı gibi konuşuyorsun, bunu da söyle. Baştan evet. Söyleyemedim, cesaret edemedim şimdi, diyorsan onu da söyle. Şimdi, yani kim benim hakkımda ne istiyorsa düşünebilir. Ben yalan söylemem. Niye söylemiyorum? Gerek yok. Bu kadıncağız rahmete gitmiştir. Tamam mı? Ben ona evli değilim. Bekarım deseydim. Kadıncağız benim evime geldi. Gördü evli olduğumu. En son. Evet. Sonra geldi. Yok yok yok. İlk başta. İlk gittin evet. Evine sonra onu hemen alıp ertesi gün yani evine mi götürdün? Ertesi gün değil tabii. Değil ya. Değil. Bugün öyle anlatmadın. En son dedin evet. Artık götürdün. Tabii tabii doğrudur. Böyle bir durum var. Ne diyorsun? Eve götürdüm. Tanıştılar. Melek Hanım'ın oradaki kendi evinin satışıyla ilgili kafaları kurcalayan bir şey var. Onu da ona da açıklık getireyim. Bana dedi ki ben arka tarafta bir tanem, iki tanem ev yaptım, sattım. Burayı aldım. Ama ben buradan da taşınacağım dedi. Bana söyledi. Bizim onunla ayrılmışlığım, ayrılacağız. Aramızda hiçbir şey olmadı. Biz sen kedilerden vazgeçeceksin, geçmeyecek misin? Lafı yok. Bana dedi ki burada, bu bölgede biliyorsunuz o bölgede tank var orada. Ben dolu tesisi var. Evet. Yetkililer sabaha karşı 3.30'da 4'te herkes uykudayken bir düğmesine basıyorlar. Evet, fazla anlatmıştın. Olan, evet. Fazla olan asetileni zehirli tabii o gaz. Saçıyorlar millet eskiden. Anladım. Şeyler bu kadar. Abdülkerim Bey siz de duydunuz mu Melek Hanım'ın ağzından evlenmek istiyorum. Eski bir işte beni buldu aradı. Yok, ben onu arkadaşların ağzından duydum. Başkalarından duydunuz. Evet başkalarından son duyduğuma göre de rahmetli yalnızlık çeken bir insan. Bu arkadaş kulağını kapasın yalnızlıktan sıkılıp bir arkadaş arayışı içine geçmiş yani ciddi bakımında. Peki bir virgül koyuyorum, bu önemli bir konu çünkü. Çünkü bir akrabası var biliyorsunuz Necmettin Bey. Dün canlı yayındaydı o. Onunla ilgili de bazı iddialar var. Bu aralarında herhangi başka bir şey var mıydı şeklinde. Bir araya gidelim, aranın ardından devam edeceğiz. Aynen, gerçekten sırlarla doluydu Sedat. Niyasevi'nin bir cinayetinde Sedat'ın bildiği ama diğer kardeşlerinin bilmediği iddia edilen sır ne? Sedat Bey'im çok suskun ya Serap Hanım. Evet. Dayı sana söylüyorum. Çok suskunsun. Sanki tehdit alıyorsun. Bu sırrı Niyase Bedir biliyor muydu? Bu kadın gerçekten çok ciddi bir şey görmüş olmalı ki bu kadar işkence yapılsın. Sedat neden susuyor? Ben bilsem annemin kimin öldürdüğünü kimseye söylemem mi? Suna ve Betül'ü yan yana getiren bu gizem ne? Bak senin ne demek istediğini gayet iyi anladım. Evet, Melek Şengönül cinayetini konuşuyoruz. 60 yaşında yalnız bir kadın. Yani konuştukça onun yalnızlığını daha çok anlamaya başlıyoruz. Tamam, bir hayvansever tarafı var. Oradan bazı dostları var. Ama onlar bile hayatının içine çok girebilmiş değiller. Hocam bu cinayette bir kere nefret, yani bir nefret cinayeti sanki. Evet, evet. Bu kadar çok hani bıçak darbesi, işkenceye varan bir takım acıtmalar. Biz aslında bu tip cinayetleri enseste yani büyük nefret doğuran suçlarda görürüz. Ama burada öyle bir şey yok yani akrabalarıyla ilişkisi bile yok hanımefendinin. Yani karşı taraftaki insanın ruh halinin çok bozuk olması lazım.
Yani söyletmek için dahi olsa bunlar yapılmaz, yapamaz yani, elinden gelmez insanın yapmak. Yani ciddi ruhsal bozukluğu olan bir kişi olması gerekiyor. Hocam bana hatta ilk cinayeti bile değilmiş gibi mümkündür, bir şey hissettiriyor. Mümkündür. Yani bu cinayeti işleyen kişinin bu cinayet ilk cinayeti bile olmayabilir. Gerisinde başka cinayetler, hatta işkenceye varan bir takım olaylar olabilir. Peki Melek Şengönül cinayetinde odaklanmamız gereken en önemli nokta ne sizce? En önemli nokta o gün etrafta muhakkak dolaşan birilerini, çok da yani ana yola çok uzak değil orası. Etrafta halen oturan kişiler var. Hatta sonradan özel olarak çığlığını duyduğunu söyleyen kişiler var. Muhakkak birilerini gördüler. Burada elimizde doku örneği DNA olduğu için şüpheli bulunduğu an fail de bulunacak. Yani şüpheli kalmayacak bulunan kişi. Bunların belki hani boyu şu civardaydı, teni şu renkteydi demeleri bile yakalanmasına sebep olacak. Görgü şahidi şu anda en önemli şey. Yani bu cinayeti o gün yoldan geçen birisi işlemedi. Hayır, öyle değil. Ben şu kapıyı bir çalayım bakayım, buradan arkasından ne çıkacak diyen birisi ki, değil. Ki zaten Melek Hanım anladığımız kadarıyla son derece akıllı ve tedbirli bir insan. Yani bütün konuşmalardan çıkartılan bu. Evde silahı var, köpekleri var. Yani öyle bir baskın yapıp kapıyı omuzlayıp içeri dalıp yapamaz birisi. Yani bir şekilde büyük bir tepkiyle karşılaşır. Bu tanıdığı birisiydi, içeri aldı. Belki bir süre sohbet oldu, ondan sonra gerçekleşti diye düşünüyorum. Bu arada evinde bir alarm yoktu değil mi? Evet. Enver Bey, alarm taktırmamıştı. Yok. Ben yani öyle korkulu, bir şeyle karşılaşmadım. Evet. Korkuları vardı, tüfek ve tabancası vardı evde. Yalnız yaşadığı için bazı korkuları vardı ama... Bu kadar da parası olan varlıklı bir kadın olarak eve bir alarm bile taktırmamıştı. Alarmın bile olmadığını bilen birisi aslında. Düşünsenize, bir eve giriyorsunuz, o evde alarm olduğunu biliyorsunuz. O kadar rahat girebilir misiniz? Bunu da biliyordu o kişi, her kimse. Daha sonra bir başlık altında konuşacağımız şey de tam da o gün, cinayetin işlendiği gün aslında kapının önüne bir sütçü ve kızı geldi arabasıyla. Burada bu başlığı unutmayın. Bunu sonra açacağız çünkü. Abdülkerim Bey, dediniz ki ben başkalarından duydum. Hani birisi var, evlenmek istiyor vesaire. Tam da orada bir tarifte bulunuyordunuz. Arayış içerisinde olduğunu arkadaşlarımız, yakın arkadaşlarımız var. Onu şimdi ben biraz tepkiliyim size de. Şimdi bu anlatılan işte ailesi, arkadaşları, biz... Bizim dışımızda olan bazı insanlar da var. Yani kim onlar? Ya barınaktaki arkadaşlarımız var, onun çevresindeki olan arkadaşlarımız var, başka hayvan severler var. Bu insanın başkalarıyla ettiği kavgalar olmuş, tartışmalar olmuş. Benim bir görüşüm daha var. Belki de bunun hiç altınla falan alakası da yok. Normal böyle şeyden de bile olabilir yani. Nefret. Nefret ve ufak tefek paralardan da olabilir. Başka bir herhangi bir nüsübetten de olabilir. Ki çevremizde, yani ben bunu, kusura bakmasın ekran başındaki arkadaşlar tepki gösterebilir ama içimizde çok psikopat insanlar var. Her camiada var. Evet. Bunlar bu, etrafınızda mıydı yani Melek Hanım varken? Bu tip şahıslar içerisinde biz yaşıyoruz. Allah Allah. Evet. Siz az önce de, yani... İnanılmaz bir kitle var. Ben onun için soruyorum. Heh. Diyorum ki birden ortadan kaybolan şimdi, birisi dikkatinizi şimdi, çekti mi? Şimdi bu gitti, yok oldu birdenbire. Çok hayvan severdi ama yok oldu. Biz bunu içimize sindiremedik. Şu mu olur, bu mu olur, bu mu olur, bu mu olur, bu mu olur, erkek mi olur, kadın mı olur, şu mu olur. Fakat bizi şöyle güzelce alıp, ya kardeşim şöyle gelin değil mi? Sürekli böyle üstümüze bir, hele ben açık açık söyleyeyim. Toplamakla, hayvanseverleri birdenbire bahçeye sokmakla. Şunlar, bakın delilleri yok etti başka. O çünkü çok ağır.
yere girmiş. Orada bir cinayet işlemiş. Devrisi gün komple 5-6 70 kişi insanı sokuyorsun. Tabii bu olay yerine müdahale çok vahim bir hatadır. Yani, ama sehven yani yapılmış olduğunu. Şimdi bence yani sehven yapılmış olması bizim lazım. Bizim nacizane görüşümüze başvurulsaydı bugün daha farklı yapardık. Abdülkerim Bey, şeyi konuşmamız lazım bir ara. Gerçekten bu kadının bir hayat arkadaşı aradığını. Yani yalnız bir kadındı, evet. Belki bir dönem Enver Bey'den medet umdu. Sonra o işin olmayacağını. Kavgalardan da olabilir. Kavgalardan da olabilir. Kavgalardan olabilir. Hayat arkadaşı aradığını bilen biri kesim de olabilir. Yalnız bir kadın. Biraz yanaşayım. Yalnızlığını gidereyim. O da benden işte medet umsun gibi bir takım şeyler de olabilir. Şimdi bir akraba var biliyorsunuz. Dayıoğlu. Necmettin Bey dün canlı yayına bağlandı. Kamyoncu kendisi, kendi firması var, kamyon da kullanıyor. Onun söylediklerini bir izleyelim. Dünkü çünkü bazı çelişkileri var ortada ve bizim ondan istediğimiz bir belge vardı. Sen cinayetin işlendiği 7 Nisan günü neredeydin dedik. Onunla ilgili belge de geldi mi gelmedi mi? Birazdan onu getireceğim gündeme. Onunla ilgili bir başka iddia daha var çünkü. İzleyelim. Melek Şengönül 7 Nisan 2016 tarihinde 29 yerinden bıçaklanarak acımasızca öldürüldüğünde akrabası Necmettin Bey'in nerede olduğunu yayınımızda öğrenmeye çalıştık. Ancak Necmettin Bey tüm yayın boyunca çelişkili ifadeler verdi. Necmettin Bey kim? Bir kere daha hatırlayalım. Kendisi kamyon şoförü. Yük taşıyor ve zaman zaman da yolu düştükçe Melek Hanım'ın ziyaretine gittiğini biliyoruz. Cinayetin işlendiği 7 Nisan günü Necmettin Bey neredeymiş? Ölüm haberini nerede duydu? Ben o zaman tahmin edersem yoldaydım. Ben yolda duydum bu olayı. Sonra evde diyor. Ben evime geldiğimde duydum. Ama yolda duydum dediniz. Necmettin Bey, Melek Hanım'ın evinde kalır mıydınız sorusuna yine çelişkili cevaplar veriyor. Yayınımıza bağlanan bir tanıksa Necmettin Bey hakkında çok farklı iddialarda bulunuyor. Evinde oturmadım. Misafir olarak oraya gitmiş, evinde oturmuşum değil. Melek Hanım'ın kardeşleri sizin sıklıkla Melek Hanım'ın yanına gittiğini ve görüştüğünüzü iddia ediyor. Gece geliyor, evde kalıyordu. Evine geliyordu. Bu beyefendiyi tanıyorum çünkü biz o genelde kışın geliyorduk. Yazın gelmezdi ve evinde kalırdı. Gece geliyordu ve kaldı o gece orada. Gece orada kalmadım. Gittim oturdum, yukarıda oturdu ve... Hani evine gitmemiştin. Oysa bir iddiaya göre... Eskiden çok isteyen beni biri vardı. Geliyordu diyordu. Tekrar evlenme teklifi bu dayısının oğlu dedi, iki kişi o kamyoncu. Hatta benim aynamı kırmıştı. İlk geldiğim kışın gitmiştim. Denk geldi. O yazın gelmezdi. O kışın genelde. Bir kere denk geldim o kamyoncuya. O da dayımın oğlu dedi, daha önce beni istiyordu filan dedi, öyle bir şeyler demişti. O gün Necmettin Bey neredeydi? Şimdi erkek arkadaşı Enver Bey, o gün siz birisinden bahsettiniz. Melek Hanım'la evlenmek istiyormuş diye. Enver Sakçı'dan mı bahsettiniz, Necmettin Bey'den mi bahsettiniz? Ben Melek Hanım rahmete gitmiş, iftira etmiyorum. O bana söyledi. Ama kim olduğunu tam olarak hatırlıyor musunuz? Yani kendi akrabaların içinde sadece bir kişi değil, birkaç kişinin istediğini söyledi bana. Evet, bu hanım da diyor ki bu konuştuğunuz Necmettin Bey bir dönem onunla evlenmek istemiş diyor. Siz biliyor musunuz? Hayır, evet. Öyle bir şey asla yok. Öyle bir şey yok. Bana da onun ismini yani vermedi yani. Kimin ismini o verdi? Yani akrabaların içerisinde beni isteyenler var idi. Bir... Enver Bey'in ismini getirdi. O da sizi istiyor muydu? Ben Enver Bey'i tanımam. Ya dedi, aslında bana şey de söylemiş olabilir.
Yani kendini büyük göstermek için de söylemiş olabilir. Ben bir şey talibim çoktu. Evet. Talibi çoktu. Peki gerçekten söylüyorum. Aile içinde yani. Hani bu amca çocukları, dayı çocukları kim istedi onunla evlenmek? Var mı öyle bir şey? Bir teyzemin oğlu istemişti. O kadar başka öbürlerini Necmettin değil miydi o? Değil değil. Fatma Hanım Necmettin diyor. Değil. Necmettin Bey merhaba. Abla diyordu, hala diyor. Hayır hayır, ben de tahmin etmiyorum. Merhaba. Necmettin Bey sen kaç yaşındasın? O değil. Ben 1966 doğumluyum. Yani bayağı yaş farkı var aralarında. Senin peki... 20 kaç ay? Ben 52 yaşında olabilirim değil mi? Evet. Rahmetli 60 yaşındaydı. Peki... Var mıydı gerçekten böyle bir şey? Yani büyük olabilir yaşı. Oraya takılmıyoruz zaten. Biz o insanı kendi ablamız gibi görüyorduk zaten. Evet. O çok akıllı bir insandı. Çok bizim için büyük bir insandı. O biz ablamızdı. Bu lafları kim çıkarıyor? Nereden çıkarıyor? Böyle şeyler ayıptır. Komşusu söylüyor. Komşusu ne bilsin ki? Komşusu nereden tanıyor ki bizi? Bana diyor öyle söyledi diyor. Bu gelen dayının oğlu benimle evlenmek istemişti dedi diyor. Hayır, mümkünatı yok. Öyle bir şey demez. Necmettin Bey, dün senden bir belge istedik. İrsaliye istedik. O tarihte nerede olduğuna ilişkin. Şimdi bize Necmettin Bey iki tane belge gönderdi. Onu bir ekrana getirelim. Belgenin bir tanesi Necmettin Bey. Biliyorum. 8 Nisan 2016 günü sen İstanbul'dan çıkıyorsun ve İzmir'e gidiyorsun. Ayın 8'i bu. Bir tane daha belge göndermişsin. Onda da 9'unda İzmir'den çıkıyorsun ve yolda da muhtemelen işte bu haberi alıyorsun. İstanbul'a gelmek üzere. Zaten adli tıpa gidiyorsun. Burada bir eksik var. Şimdi ablama ben bir şey anlatayım. Şimdi ben buradan ayın kaçında, 8'inde mi çıkmışım? Evet. Buradan ayın 7'sinden çıkmış olabilirim. Çünkü faturayı ben İzmir'de şirkete yazdığım zaman ayın 8'idir. Çünkü taşıma irsaliyemi şirket çıkaracak. Bana gönderecek, onu da size faktiyeceğim. Tamam. Yani bize gönderdiğin belgede ayın 7'sinde nerede olduğuna ilişkin bir bilgi yok Necmettin Bey. Onu çıkarmaya çalışıyorum. Onu da gönder. Çünkü evet. Bakın bu belgeye bakarak biz... Zaten siz beni arayınca ben firmayla konuşuyordum. Onu ben çıkarıyorum. Size ileteceğim onu. Tamam. Onu ilet çünkü biz bu belgeye bakarak şunu diyebiliriz. Necmettin Bey sen 8'inde gitmişsin, 9'unda dönmüşsün. Kardeşim 7'sinde neredeydin? Sorusunun cevabını alamıyoruz bu belgelere bakarak. Tamam, belge taşıma. Şimdi taşıma bir gün önce yazılıyor. Çünkü yol gidiyorum. Faturayı yükü indirdiğim zaman yazıyorum. Gündüz mü gidiyorsun, gece mi gidiyorsun peki bu tür yola çıkarken? Fabrikaların çıkışına göredir. Gündüz de çıkarıyor gidiyoruz, gece de çıkarıyoruz. Fabrikanın oradaki o yükleme saatinin çıkışına bağlı. Tamam, sen lütfen pazartesi gününe bize onu bir yetiştir. Yani biz... Aynen. Herkesle konuşurken ayın 7'si bizim için orada bir milat. Çünkü bu cinayet ayın 7'sinde işlendi. Bu arada şunu hatırlatayım. Avukatımız Handan Hanım, Tekirdağ'da muhabirimiz de yanında. Bugün erişebildiği bilgileri bizimle paylaşacak. Bakalım bugüne kadar, şu ana kadar konuşmadığımız neler, hangi başlıklar açılacak? Şimdi Necmettin Bey telefonda da olsa şu an sorularımızı cevaplıyor. Var mı kafanızda Ekrem Bey onunla Necmettin ilgili? Bey, mesela sen dün yoktun ya burada. Dedi ki ben Salih'e öyle bir şey söylemedi Salih yani bana dedi. O artık kendi takdiri. Yani biz 4 kişiydik orada. Evet. Enver Bey'e onu ısrarla reddediyor. Hayır diyor. Ben 4 tane şahit olmasına rağmen... Hayır diyor, ben öyle bir şey söyleyeyim. Belki de daha önce Enver Bey'e kızarak bunu söylemiş olabilir. Onu bilmiyorum da. Fakat biz 4 kişi vardık orada. Peki. Böyle algılandık yani. Şeyle Necmettin Bey'le ilgili kafanızda soru işareti, çelişki, şu yani dün de izlediniz, bugün de telefonda. Var mı Ekrem Bey? Nasıl? Kafanda bir şey, soru işareti var mı? Necmettin sevdiğim bir amcamın oğludur. Yani hem kendisini de sevdiğim bir arkadaş. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin Ömer Bey. Necmettin Bey ile Melek Hanım hakkında. Tabii. Çünkü her şeyini benimle paylaşırdı. Her şeyi bana anlatırdı. Nitekim size bahsettiğimiz o belediye yetkilileriyle ilgili.
Necmettin benim bu dünyada Necmettin'den başka benim güveneceğim kimse yok dedi bana. Niye dedim? Arabasıyla gelip buradan gidiyor, bir ihtiyacım oldu mu yerine getiriyor. Bana böyle yardım seven biridir, akrabamdır. Ona güveniyorum. Ne işim varsa çözüyor. Ağzındaki laflarını birebir size söylüyorum. Ben bunu duydum. Bunu biliyorum. Necmettin Bey'e yani güvenin. Evet. 2 yaş da benden küçüktür yani. Serap Hanım evlenmeden önce bizim evde kaldı. Beraber kardeş gibi kaldık yani. Annem oğlu gibi biliyordu. Yani biz kendisini asla suçlamıyoruz. Verdiğimiz bir evet, akrabamız. Suçlamıyoruz. Çocukların dayısının oğlu. Şey bu bana. Hocam kafanıza takılan bir şey mi var? Yok hayır, biraz önce hani bu tip cinayetleri akrabalık ilişkisi içinde daha çok görüyoruz. Ama akrabalarıyla da ilişkisi yok derken şimdi çok farklı şeyler duymaya başladık birden. Aslında var. Aslında bazı kişilerle. Yani çelişkili durumlar var, öyle anlaşılıyor. Peki kendi aranızda şimdi aile tabii o kadar uzak ki aslında biraz da mesafe koymuş rahmetli. Onların da hani çok suçlayamıyorum. Belki yanaşmak istiyordunuz da. Yanaşmak istiyorduk yani. İzin vermiyordu. Evet. Ama o kadar sorularımıza cevap veremeyecek durumdalar ki. Çünkü son 17 yılını neredeyse hiç bilmiyorlar. Yani bir insan kardeşinin en yakın arkadaşını bilmez mi? Bilmiyorlar. Soruyorduk. Ne yapıyor? Soruyorduk ara sıra bildikleri, görüştükleri kişilere ne yapıyor? Ne düşünüyorsunuz? Zeynep siz ailece bir arada konuştuğunuz sonra zaman. Sonra telefonda konuşmak teyzem, istedim. Teyzem, konuşmak istemedi. Bu 17 seneden bahsettiniz ya. Bu 17 seneden önce de böyle bir insandı. Hiçbir zaman tabii özürüm. Gençliğinde annesine bile söylemezdi. Hani benim şu arkadaşım var, ben şuraya gidiyorum diye. Öyle bir insan değildi. Hep başına Zeynep, buyruk. Ailece bir araya geldiğinizde hiç aklınıza bir sebep ya da kişi gelmiyor mu? Şu anda yani biz de bir çıkmaz içindeyiz. Ben bir şey yani gene bu konuda sebep ne olur bilemiyoruz için. Bir şey anlatmak istiyorum. Gidelim, söyleyin Enver Bey. Ya, Hülya Hanım konuşsun. Ondan bir şey yorum yapamıyoruz yani. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Her derler ya her yiğidin bir yoğurt işi var. Melek Hanım ben onu istediğim zaman annemi memleketten getirdiğim zaman anneme de yüz verme. Yani o kadının otoriterliği vardı. Yani kendi anasına evet. Yüz vermeyen adam senin anana yüz vermez yani. Ha yani onu niçin anlatıyorum? Onun bir tabiatı vardı. Ben onu anlatıyorum. Ben 40 seneden sonra tekrar bir araya geldim. O tabiatında hiçbir değişiklik yok. Faydası var mı yok mu? Benim bildiğim peki, bir şey var. Peki Necmettin Bey söyleyeceğin bir şey var mı? Var mı söyleyeceğin bir şey Necmettin Bey? Yok estağfurullah. Hiç söyleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tamam. O belgeyi bir gönderiver bize sen. Tamam ben o belgeyi göndereceğim. Şimdi akrabalarla böyle de arkadaş olarak da mı sizler de mi mesela onu soğuk, hani mesafeli nasıl bulurdun Songül? Yok gayet ya cana yakındı yani. Biz onu öyle gördük yani. Cana yakındı. Yani bize öyle davranırdı yani. Gülüp konuşuyordu. Tabii. Bir sıkıntı yoktu. Öyle bayağı şey yani doğal. Doğal bir yani esprili, güler yüzlü, tabii canım, sıcak. Tabii. Yani akrabalarının şey bilmediği bir Melek Şengönül'den bahsediyorlar. Yalnız son duyumuma göre birkaç arkadaşımı sordum. Yanlış anlaşılmasın da son zamanlarda bir yalnızlık içerisinde, bir arayış içinde olduğunu arkadaşlarım söyledi. Bayağı bunu nasıl ifade ettiler? Sohbetler olmuş. Bayanlar kendi arasında. Arkadaşımız var bayağı. Onu böyle dertleşti. İşte yalnızlık çektiğini, işte bir arkadaş işte evliliğe yönelik artık öyle ciddi bir konu bu arayışı var. Hiç ağlarken gördünüz mü mesela onu? Hayır. Mutsuzken, ağlarken, bir derdini paylaşırken, şikayet ederken, birisine efendim sinirlenip bağırıp çağırıp hakaret ederken. Öyle kolay kolay ağlamazdı. Evet doğrudur. Ben doğruluyorum. Kolay kolay peki alamam. Şöyle bir şey var Serap Hanım. O da benle konuştuğu zaman hep şey diyordu hani ben de artık hani farklı yerler görmek istiyorum. Farklı bir yerde oturmak istiyorum. Evlensem hani bir hayat arkadaşım olsa hatta bana orayı kayınpederine söyle burayı size satayım ben de değişik bir yer göreyim. Başka bir yerde oturayım daha artık uğraşmak istemiyorum dediğini
bana kendisi de söyledi. Zeynep, 1999 yılında teyzen bir evlilik yapıyor. Evet. Ve 10 ay sürüyor bu evlilik. Evet. Sonrasında bu adamla hiç irtibatı oldu mu? Olmadı. Adamın nerede olduğu konusunda, neler yaptığı konusunda bir fikriniz var mı? Ben onu bilmiyorum nerede olduğunu. Bilmiyorsunuz. Bilen var mı? Ben bir sefer şeyde gördüm. Çamlıca'da bir Utu'yu hamada gördüm. Başka nasıl bir adam? Yani huyu suyu yani normal, nasıl? Normal mütevazi bir adam ama böyle tembel bir adam yani. Hı. O da teyzemi sonradan buldu. 99'da evlendi. Teyzem gençliğinde konuştuğu bir insandı. Hatta ben çok küçüktüm, onunla buluşmuştu, görüşmüştü. Sonra ayrılmıştı ve 99'da yine teyzemi bulup, orada oturduğu zaman teyzemi bulup evlenmek isteyen bir adamdı. Öyle. Niye bitti evlilik? Niye bitmiş? Çalışmıyordu adam diyordu. Evet. Çalışmıyordu. Evet. Tembel bir adamdı yani. O da hazıra kondu gibi. Nasıl? Hani, harama kondu. Hazıra konmak istiyor. Hazıra konmak istiyor. Yani kendi söylediği kelimeler bunlar. Evet, bana da aynı şeyi söyledi. Ben kocamın parasını yemek istiyorum diyordu. Hani kocam bana baksın, ben kocama bakmayayım diyordu. Evet, o konuda çok o yüzden dizdi, ayrıldı yani. Bir etnik getirsin yeter dedi bana. Yani o adamla ilgili kafanızda bir şüphe uyanmadı. Ya yıllar sonra da olsa bu adam bunu, çünkü o boşadı onu değil mi? Evet. Melek Hanım boşadı. Sen para kazanmıyorsun, eve bakmıyorsun, bir ekmek bile getirmiyorsun dedi. Boşandı. Yıllar sonra bu adam, hadi gene sosyal medyalar falan ortaya çıktı sonra. Tekrar karşısına çıkar mı? Öyle çıkmadı, bir tip bir adam mı? Hiç çıkmadı. Hayır, yani aramadı bile yani. Yapısını telefonu, öğrenmeye çalışıyorum. Telefonunu aradığını bile duymadık yani. Sakin, yani yapışkan mı bir adam? Bana yok, da aynı şeyi söyledi. Hiç yapışmadı. Yok, ne dedi, beni aradı. Ne evet. Bir daha bir araya geldik, ne konuştuk. İyi bir insandı. Adamı met ede ede evet. Anlattı evet. Bana. Kavgalı hatta da ayrılmadılar. Ben sormuştum hatta. Abla dedim, cihaz seni rahatsız ediyor mu, arıyor mu diye. Hayır dedi, hiç aramadı. Hiçbir şekilde irtibat ya, kurmadı. Arayamaz dedi. Yalnız bu cinayeti işleyen kişinin bu kadar vahşi bir cinayeti herhalde sadece bir bilgisayar ve telefon için işlediğini düşünmüyoruz değil mi hocam? Evet. O delili ama, ortadan kaldırmak diye düşünüyorum. Ama sonrasında onları alıp gitmesi bazı delilleri ortadan kaldırmaya çalıştığının da bir göstergesi. Ha, kolunda her gün o hayvansever haliyle, hani o barınaklara giden haliyle bilezikleri kolunda taşıyor muydu? Hayır. Gördünüz mü son gün? Hayır. Görmediniz. Nagihan gördünüz mü? Evet. Takılar tukular. Çünkü evet. Öyle bir uygun bir hayat değil o yaşadığı hayata. Peki bu kadını hiç süslü püslü bakımlı takılarını takmış gören yok mu? Bize gelirken. İstanbul'a gelirken. Evet, İstanbul'a gelirken, benim evime gelirken bu bahsedilen mavi taşlı kolye, ha, bileklik, yüzük takımını, setini takardı. Böyle ince şeyler takardı. Bir künyesi vardı, bazen onu takardı. Yani böyle özen göstermeye çalışırdı. Hafif bir makyaj yapardı. Güzel bir kıyafetlerin gibi. Ama İstanbul'a gelirken. Evet, İstanbul'a yani gelirken. Yani o küçük ve dar çevrede bunları hiçbir zaman görmediniz. Öyle mi Nagihan? Yani o kadın 35 tane bilezikten bahsediliyor. O da kayıp biliyorsunuz. O 35 bileziği takıp zaten bugün gezen var mı Allah hayır aşkına? Yok. Bu kadın zaten bu hiç, şimdi o bilezikleri bozdurup altın mı yaptı diye bir düşünüyorum. Evet. O da olabilir. Ama biz o bilezikleri verdikten bayağı bir süre sonra hatta ben kendim dedim. Teyze hani bilezikleri bozdurdun mu falan, hani takıyor musun? Bari tak da hani tak yani, hani bileziğim var sonuçta. Bazen dedi seninkileri dedi, birkaç tanesi modeli güzel, onları takıyorum. Yok dedi, kalsın öyle kalsın, paraya çevirmeyeceğim dedi. Öyle. Yani 35 tane biliyorum bileziği takıp gezmeyeceğine göre o bilezikler o şeyden çıkmadı, baca deliğinin o aradan çıkmadı. Muhtemelen belki bir çekmecede, belki bakın o kadar enteresan ki o evin görüntülerini daha önce Mehmet gitti ya, onu bir getirelim ekrana arkadaşlar. Yani mutfakta bakın şuradan da okuyabilirim size. Mutfakta kahve makinesinin kutusunun içinden altınlar çıktı. O günlük taktıklarıydı. İşte bir yere gezmeye giderken bize gelirken. Taktıkları. Bakın evin evet. 30 ay sonraki haline biz girdik biliyorsunuz. Tek tek bu ev tabii çok hüzün veren bir ev. 30 ay sonra hiç kimseye yar olmamış, mal olmamış bir eve dönüşmüş. Gerçekten bir hayalet ev gibi. Size şu kadarını söyleyeyim. Bir aramada biliyorsunuz 523 tane altın bulunuyor ya. İkinci aramada mutfak bölümünde dolapta, mutfakta bir dolapta kahve makinesi bulunan bir kutunun içerisinde
siyah plastik bir kutuda 6 tane daha ata altını. O bir adet Bey'e bilezik. Enver Bey'e verdiğidir. Öyle bacağı koymamış ha, oraya. Onu belki öyle aldı. Evet. Hani orada yakında bir yerde tuttu. Evet. Yalnız burada bir konu var. Bu o kadar tehditli düzenli değildir o ev sürekli. Normal günlük jandarma dağıttı. Yok yok yok. Masadaki şeyi gördüm. Hazırlık var orada. Böyle bir masa sanki biriyle yemek bilmiyorum öyle bir şey gibi gözüküyor. Getirelim masayı tekrar yok. Bakalım. Masayı getirelim. Çünkü ne orada orası normal. Bu normal günlük yaşantısı değil bu. Hani bizim gittiğimizde hayvan severin normal günlük yaşantısı öyle değil. O normalde bir orada laptopu falan var değil mi? Evet. Yani normal bir günlük yaşantı değil. Orada bir hazırlık var gibi. Yani bu örtü örtülmez miydi? Hayır hayır kesinlikle. Bir kere şey. Gittim diyorsunuz. Nereden eminsiniz bu kadar? Hepimizin hayatımız öyle. Yani orada o mümkün değil ki o evin her zaman o şekilde oldu. Bakın çatal, kaşık, bıçak bilmem ne. Evet. Burada bir hazırlık var. Hayır, burada bence ben bir yemek hazırlığı bıçak görmüyorum. Bıçak var. Bıçak var orada. Bıçakları var çünkü parmak izi alındı onlardan. Süs bardak, günlük kullandığı suyu ve süs bardağı. Bakın normal, o örtü de normal, süsüdür. Teyzem normal süsü de ev, severdi. Şey değil, yani birisini mi bekliyordu diyorsunuz? Birisi gelecekti o eve misafir. Sanki mi? Bakın orada öyle bir şey var. Peki yani. Songül bir şey söyleyecek. Ben öyle geldim. Müsaade edin Songül. Ya benim duyduğuma göre masada 3 kişilik bir servis takımı vardı yani ya akşamdan kalan birileri vardı ya da sabah kahvaltıya birileri geldi. Ama sonradan cinayet sonrası bu masa toplandı. Böyle bir şey serilmiş olamaz. Kediler mediler yani o evin içinde o şekilde sürekli düzenli olması mümkün değil. Bakın normal bir bezi vardır. Oraya laptopu değil mi? Laptop vardı orada. Yani günlük yaşantımızın hepsimizin yöledir. Yani böyle olması, bunun böyle kalması orada mümkün değil. Beyefendi de orada kalmışsa biliyordur. O evin sürekli o kedilerin içinde o şekilde düzgün bir şekilde yani kalması gün, mümkün. Her gün aynı şeylerle karşılaşmak, karşılaşmamak. Yani sen, bakın, Enver Bey, bakın, orada, şu masa örtüsü diyor bakın. Şu masa örtüsünün bu düzeni tabii o şey devrilmiş. Yok yok umut. Böyle süslü olmaz birilerini, mı? Birilerini çağırmış olabilir. Mümkün yok, değil. Öyle değildi. Bakın öyle onun o şekilde şöyle degaje durması falan. Yani çünkü orada kediler var yani. Tabii. O masa mümkün değil o şekilde durması. Hele ki o demliğin falan yani. Termos. Bana çok, yani, bana çok aykırı geldi. Bir hazırlık o var. O ev değil burası sanki mi? Bakın o odada kediler falan var. Üstünde gezerler. Abi onu dağıtır yani en azından o şekilde durması bile mümkün. Bakın kıvrıklara evleri biliyorsunuz. Fiskoslara falan. Evet. O şekilde durması mümkün. Çünkü o... Nagihan sen de mi aynı görüştün? Kedi sayısı kaçtı orada? Yani bu eve bir misafir gelecek hazırlığı mı var burada? Kaç kedi vardı orada? Bir dakika. Yani bizim çıkarttığımız altı. Bitirir yani. Bir saniye müsaade edin duyamıyorum Nagihan'ı. Serap Hanım çünkü çok dağınık gözüküyor bence bir düzen yok burada şu an. Hayır düzenden evet, düzeni boş ver. Çünkü orada bir arama yapıldı belki bir arbede oldu cinayet sırasında kaçmaya çalıştı masanın üstüne bir şey onu. Ama normal masasının bir bayram örtüsü ya da yılbaşı hazırlığı gibi bir hazırlık. Her zaman bu örtü var mıydı? Bu örtü olup olmadığını bilmiyorum ama örtü mutlaka oluyordu. Çünkü biz yemek yiyeceğim öyle zaman değil, örtüyü bakın, kaldırıyordu. Ben Nagihan şunu söylüyorum bakın o ev sanki bir yılbaşı hazırlığı bir bayram böyle bir misafir gelecekmiş gibi öyle değil ki yani o. Vallahi bakın alttaki sandalyedeki örtülere bile bakın. Onlara normal. Ama sandalyenin örtülerini kaldırmamış kedilerden sebep. Farkındaysanız. Evet, örtülü. Bakın örtülü. Burada normal günlük yaşantısı yok. Vazoyu jandarma boşaltmıştı içine. Hayır oradaki bakın şu kırmızıları hanımlar daha çok iyi anlar. Yani bu evde kedi var, hayvanlar var yani her an böyle dağıtıyorlar. Özellikle çıkıyor. O saten örtüden bahsediyor. O kırmızı örtünün oraya örtülmesi bir misafir hazırlığı içerisinde olduğunu. Peki ben şunu soracağım. Cinayet biliyorsunuz 7'sinde işlendi, 8'inde cenaze bulundu. O eve aileden 8'inde ilk kim girdi? Kimler girdi? Akrabalar girdi yani. Siz girdiniz ben, mi? Ben de girdim. Beni çağırdı özellikle zaten. Ben jandarmadaydım. İşte kimden şüpheleniyorsunuz falan sordular bize. Peki eve girdin Hülya. Bu evi böyle yani bu masa örtüsü falan. Hiç dikkatimi çekmedi. Zaten dünya sanki kararmıştı. Lambalar yanıyordu, ışıklar yanıyordu ama bana karanlık geldi yani ev. Orada jandarma girenlerin ismini yazdı, imza aldı masanın üstünde. Onu biliyorum ama masanın örtüsü hiç dikkatimi çekmedi. Bakın, peki şu yani. Mutfağa doğru bir gelelim. Hiç şimdi mutfakta çekmedi. Neler bulunmuştu?
Gerçekten çok acayip aykırı bir şey yani, bu. Aykırı yani, bu el oranlar arasında aykırı. Bir mı? Adet bilezik, bakın bunlar bir adet künye, bir çift altın mavi taşı küpe, mavi taşlı, bir adet ince kolye zinciri, yine bir adet mavi taşlı altın kolye, bir de yatak odasında şifonyerde bulunmuş ama bir tek taş. Bunun da imitasyon olduğu şeklinde bir değerlendirme var. Ama şunların içinde inanabiliyor musunuz? Bu şey ekmek kutusu, bu mavi olan. Bunun içinde bile çıktı biliyorsun. Yani günlük elinin altı, teyzem korkmuyordu ki hiçbir şeyden. Korksa zaten çelik kapı yaptırdı, plastik. Ama kapı. Korkmasa o tabancayla tüfeğin ne işi var? Ya onun ben, geceleri işte hani oralarda birisi dolanırsa. Tabancayla tüfeği 5 metre ileriden gördüğümde korkuyorum ya. Vallahi billahi. Korkmuyordu hiçbir şey. Yani bir de korkmasan bu eve kimse, oraları mı dağıtırsın yani? Gibi bir şey görür mü? Serap Hanım, ben bir gece rüyamda teyzemi gördüm. Ölmeden bir sene önce. O da bizim bir rüyaydı. Hemen teyzemi aradım. Ulaşamadım. Zaten cep telefonunu ev telefonuna yönlendirmiş. Telefonu, cep telefonunu duymazsa evi hani duyar diye. Bahçede falan unutuyormuş. Hatta olaydan sonra cep telefonu çalıyor dediler ya, o ev telefonu yönlendirdiği için ev telefonu çalıyor, cep telefonu çalmıyor. Aradım ulaşamadım, evi aradım falan, hatta korktum ben, teyzeme bir şey olsa nereden haber alırız, telaşlandım. Yani birkaç saat sonra bana geri döndü. Dedim ya teyze hani neredesin sen, hani ulaşamıyorum, çok da kötü rüya gördüm. Dedi ki kızım burada bana ne olacak ya, siz orada korkun dedi. Bana burada hiçbir şey olmaz. Benim kapılarım pencerelerim açık. Ben dedi burada şimdiye kadar bir şey olmadı. Şimdi mi bir şey olacak? Çok acayip. Dedi. Korkmanıza peki, gerek yok diye böyle telkin şimdi verdim. Şimdi son dönemde etrafındaki bazı kişilerin de bildiği bir yönü ortaya çıktı. Evet, Melek Şengönül bir evlilik yapmak istiyordu. Hayatına birisini almak istiyordu. Birisine güvenmek, birisiyle hayatı paylaşmak istiyordu. Ve bu düşüncesini de yavaş yavaş etrafındakilerle paylaşıyordu. Peki bu cinayete asıl sebep bu mu? ...7 Nisan tarihinde yalnız yaşadığı evinde vahşi bir şekilde öldürüldü. Olay Tekirdağ'da yaşandı. Rahmetli Melek Hanım aşağı yukarı 17 yıl önce İstanbul'dan Tekirdağ'a gidip yerleşmiş. Orada kendisine bir hayat kurmuş. 99 yılında 10 ay süren bir evliliği olmuş ama boşanmış. Aradan da 17 yıl geçmiş zaten. İlk duyduğumda çok üzüldüm tabii, şok oldum. Annem hep kızardı ona. Yalnız kalma kızım orada diyordu. Hep devamlı söylüyordu. Aile kurma hayali her zaman vardı. Her zaman vardı ama bir türlü şansı yaver gitmedi. Evlenmek istiyordu. Ya Melek'in hep hayali evlenmekti. İlk evliliği güzel gitmedi. Arayış içindeydi kadın. Geç vakitlere kadar internette takıldığını falan biliyordum ben, yazardı. Yani hayat arkadaşı aradığı da kesindi. Sosyal medya, internetten buluyordu herhalde. Yani tanımadığı kişilerle oradan tanışıyordu. Hatta bir kere birisi gelmişti, balkonda ızgara yaptılar. Mutluydu tanıştı diye ama sonra bir hafta sonra baktım olmadı dedi. Ayrılmış. Bilgisayar başından hiç kalkmıyordu. İnternette tanıştığı insanlar vardı. Bilgisayarda son seneler bilgisayardan kalkmıyordu. Son zamanlarda bir bilgisayarda, internette birkaç kişi öyle evine gelmişti. Yani evlenmek niyeti vardı. Katil internette tanıştığı biri olabilir mi? Jandarmanın bize ilk verdiği bilgi yani işte hırsızlık olabilir ama alınan cep telefonuyla bir laptop dendi. Şimdi o zaman da bütün herkesin aklına, bizim arkadaşlarımızın aklına katilin yakın çevreden biri olduğu, delil karartmak için laptopla cep telefonunu aldığı geldi. Hala da ben öyle düşünüyorum. Biz hep tanıdık birinin ve o Facebook ve telefonda bağlantısı olan birinin o ikisini alabileceğini düşündük. Sinoplu sevgili kim? Bir de Sinoplu sevgili olayı var. O kişi de bunu çıkarıp aydınlatırsa iyi olur.
O demiş ki Meleğin Sinoplu bir sevgilisi var. O yapmıştır. Sevgilisidir deyince iyice hani en son sevgilisi kim diye de düşünüyorsun. Evet. Şimdi bu sosyal medya hesabından gerçekten de ara sıra tanıştığı insanlarla hani ilişkiyi bir yere oturtmak için buluştuğu doğru mu? Böyle bir şey var mı? Siz biliyor musunuz? Benim hiçbir şeyden o konuda hiçbir haberim yok. Bakın arkadaşı diyor ki öyle birisi geldi hatta balkonda mangal yaktılar diyor. Gayet de mutluydu. Bir hafta sonra hani olmayacağını anladı. Bitirdi diyor. Birisi de diyor ki Sinoplu birisi vardı diyor. Bunu biz de biraz araştırdık. Bu kim? O konuda da biraz bir sonra artık onları konuşmaya başlayacağız. Yani sizinle olan görüşmeleri sona erdikten sonra bir arayış içine girmiş. Belki de tamam sizinle yürümedi ama bir uzun bir süreçten sonra sizin zaman zaman oraya gelip hani bir aile gibi olma halini sevmiş. Ve bunu sürdürmek için de arayışa girmiş. Ne diyeceksiniz? Bu konuda bir yorumunuz olur mu Enver Bey? Ben onunla tanıştığım günden ayrıldığım güne kadar böyle bir olayla asla karşılaşmadım. Duymadım kendisinden. Böyle bir şahıs da görmedim. Zaten siz varken yani, değildir muhakkak. Yani ben işte net anlatayım. Siz varken değil. Bana yani, bir şey söylemedi. İlişki bittikten sonra çok fazla mesela bilgisayar başında vakit geçiriyor mu? Evet. Doğru mu bu? Doğru. Günde yaklaşık 10 tane 15 tane paylaşım yapıyordu Facebook'tan. Ne tür paylaşımlar? Ya siyasi oluyordu, hayvanlarla ilgili oluyordu. Birisine mesela böyle mesaj gönderirdi yani aşk meşk konulu bir şey. Yok, o şekilde hiç öyle şeyler yok. Peki Zeynep zaten. Sen teyzenle biraz yakındın. Evet. Bu gerçekten sosyal medya hesabından tanıştığı insanlar olduğunu biliyor musun? Olduğunu bilmiyordum. Ben sadece Enver Bey'i biliyorum ama olabileceğini düşünüyorum. Bekar bir kadındı ve hayatını gerçekten değiştirmek istiyordu. Bunu biliyordum, bunu dile getiriyordu. Songül sen biliyor musun? Hiç yok. Nagihan. Bir de bir uygulama daha vardı, oradan da görüşüyordu. Skype diye bir uygulama var. Onunla da görüştük. Yani kişiler var. Onu da kullanıyordu. Onu sık kullanıyordu. Bana da hatta onu yükledi. Dedim teyze ben hani çoluk çocuktan anlamıyorum ondan. Yüklemiyorum. Yani görüntülü. Galiba hem görüntülü hem sesli. Oradan da görüşme olabiliyor. Hocam bunun altından sadece altın olayı değil de başka bir şey çıkacak çıkabilir. Gibi hissediyor musunuz? Çıkabilir. Çünkü hep altına odaklandık. Yani altınları bilen birisiydiz. Konuşturmak için bunu yaptı diye düşündük ama tabii ki ciddi ruhsal sıkıntısı olan işte ruhsal hastalığı olan birisi de ben seninle evleneceğim diye yaklaşıp bunu yapmış olabilir. Belki sadece o öldürme zevki için bile yapmış olabilir. Çünkü hakikaten çok ciddi eziyet edilmiş. Yani normal bir insanın onu yapması mümkün değil. Tek mantıklı açıklama konuşturma amaçlı olabilir. Ama altınlardan haberi olmayan birisi ise ciddi ruh hastası birisi olması lazım. Şimdi bir aileden bahsedildi biliyorsunuz. Şimdi Melek Hanım'ı aile, kendi ailesi uzak durmakla uzak dururdu diyorlar. Şöyle de söylediği varmış yani siz benim param için işte varlığım için falan çok filan. Çok kuruntu yapmıştı kendine. Bunu kuruntu yapmış. Evet. Fakat ailesine bu kadar cimri davranırken aslında gerçek ihtiyaç sahiplerine de yardım edebilen bir kadınmış. Yani buradan da şu çıkıyor aslında ailesine karşı biraz öyle ya onlarla olan bir meselesi yüzünden başka şeyler olabilir ama etrafa o kadar da cimri değil. 7.000 lira verip bir çiftin kadın olanına diş yaptırıyor. Bunlarla görüşüyor. Bunları hayatına alıyor ve bu kişilerden de aslında biraz yalnızlığını paylaşmak için sanki medet umuyor. Sonra bir öğreniyor ki bu adam karısını ağaca bağlayıp işte bıçakla, çakıyla falan tehdit eden ve eziyet eden bir adammış. Bunun üzerine bunları hayatından çıkarıyor. Bu aile kim? Bu sorunun aslında tam cevabı pazartesi günü ekranda olacak ama şimdi biz aileye de bir baktık. Bu gizemli aile kim diye. 29 bıçak darbesiyle öldürülen Melek Şengönül dosyasında gizli tanık konuştu. Dosyaya önemli iki isim daha eklendi.
Melek evini kimlere bırakmak istedi? Ben çocukluk aşkımla tekrar karşılaştım. Onunla birlikte yaşamak istiyorum. Ama o kişi hayvanları sevmiyor. Ben size buranın anahtarını vereyim. Siz buradaki hayvanlara bakın. Ben burada oturmayacağım artık. Siz oturun demişti benim evimde. Evlenme davası çıkınca işte ben dedi hayvanlarımı hiç kimseye emanet edemem dedi. Çiftle tanışmış o ara. Onlara evini bırakacaktı. Hayvanlarla birlikte bedava otursunlar. Hem de benim hayvanlarıma göz kulak olsunlar diyordu. Çakı ile eziyet ediyormuş. Sonradan öğrendi ki bunlar da biraz normal insan değiller. Yani adam karısını ağaca bağlayıp çakıyla bıçakla işkence falan yapıyormuş diye anlattı bana. Ondan sonra onlardan iyi ki dedi kurtuldum, zor kurtuldum dedi. Bu aileye de bir bakmak lazım sanki. Kesinlikle, yani bu çok önemli bir iddia. Evet. Yani çakıyla eziyet yapıyordu diyor. Bu çok önemli bir done. Yani bunun çok üstüne gidilmesi lazım. Onlara güveniyordu. Evlerine gidip geliyorlardı. Gelip Melek'in biraz evinin işini yapıyorlardı. İşin ucundan tutuyorlardı. Demek ki önce bir güvenini kazanmıştı ki onun. Sonradan işte ben evimi onlara bırakırım falan diyordu. Çok fakir diyordu onlar için. Hatta onlara birkaç kış soba almıştı. Yakıtlarını veriyordu. Kadın böbrek hastası diyordu. Dişleri yoktu ağzında. Bunu götürdü dişçiye, dişlerini yaptırdı. Ekibimiz araştırmaları sonucu dişçiye ulaşarak Melek Şengölü'nün iki kişinin dişlerini yaptırdığını ve toplamda 7-8 bin lira para harcadığını öğrendi. Bu kişilerin kim oldukları ise kayıtlar incelendikten sonra ortaya çıkacak. Bu aileye bir bakacağız efendim. Kimmiş bunlar? Nerede yaşarlar? Ne yer ne içerler? 30 ay öncesinde ne yapıyorlardı? Şimdi ne durumdalar? Bunlara bakacağız. Melek Şengönül'ün evini bırakmak istediği çift kim? Şimdi bu konuda araştırmamız sürüyor ama ben bekliyorum ki onlar hani iyi niyetli bir aile olarak onlar bize hemen ulaşsınlar. O bizdik. İşte bundan 3 sene önce de 7-8 bin liraya bayağı bir para yani. Hani Melek Hanım'ın bu konudaki biraz hani eli sıkılığı dikkate alınacak olursa bayağı cömert bir yaklaşım bu. Ama şu konuşulan röportajda hocam benim en dikkatimi çeken cümle zor kurtuldum onlardan lafı. Evet. Ne demek zor kurtuldum acaba? Çünkü bir taraftan hevesleniyorsunuz. Aa bize evini bırakacak. Efendim parasız oturacağız. Bize para da verecek. Dişimizi de yaptırıyor. Bu zaten bunlar paralı olduğunun göstergeleri doğru mu? 7-8 bin liraya kim kimin dişini yaptırır? Bu yavaş yavaş bu ailenin Melek Hanım hakkında varlıklı bir kadın algısı yaratmasına sebep oldu. Bu aileyi bilen var mı? Size hiç bundan bahsetti mi? Gerçekten bakımlarını üstlendiği yanlarında ne iş yapmışlar? Orada ne iş yaptırmışlar? Şimdi onları araştırıyoruz ama siz böyle bir karı kocanın varlığından haberdar mısınız? Karı koca mı ya da ancak orada bakımı üstlenebilecek hayvanlara falan mı bakımı üstlenir? Hayır hayır. Bu karı kocaya yardım ediyor. İşte kadının dişini yaptırıyor. Herhalde birkaç böyle haçlık veriyor. Evi size bırakayım. Siz kabul etmeyince evi. Size bırakayım. Hayvanlarıma siz bakın. Biraz da para göndereyim size aydan aya gibi bir teklifte bulunuyor. Sonra da diyor ki bu adam karısına çakıyla diyor eziyet ediyormuş. Bazı şeylerini görüyor adamın ve biraz soğuyor. Zor kurtuldum onlardan diyor. Siz bilmiyorsunuz bu aileyi. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Peki. Serap Hanım, biz jandarmadayken bir bayan oradaydı, bana sarıldı hatta hayvanseverlerden. Dedi benim dişlerimi yaptırdı Melek dedi. Hı. Belki o bayandır. Olabilir. Kır saçlı, kısa saçlı iki bir bayandı. İki yaptırmış, biri o, biri bilmiyorum, de bu herhalde. Ben onu gördüm yani. Olabilir. Burada. Belki iki ayrı kişiden bahsediyoruz. Biri karı koca çünkü. Bir çiftten bahsediyoruz. Peki efendim bu konuya bir virgül koyalım ve Mihan Sebedir cinayetine geçelim. Cinayet bir. Bu
Bundan 18 ay önce işlendi. Cüzce'de İslahiye Köyü'nde kendi yaşadığı evde cesedi bulundu. Ama soru şu, bugüne kadar konuştuğumuz gibi 29 Mart'ta mı bu cinayet işlendi? 48 saat sonra bulundu cenaze. Yoksa 30 Mart'ta işlendi ve 31'inde aslında evde değil dışarıda işlenip cesedin orada bulunması mı sağlandı? Bugün aslında bu sorunun cevabı başka iddialarla ve gizli tanıklarla biraz daha açılacak. Aynen, gerçekten sırlarla doluydu Serap Hanım. Niyase Bedir cinayetinde Sedat'ın bildiği ama diğer kardeşlerinin bilmediği iddia edilen sır ne? Sedat Bey'im çok suskun ya Serap Hanım. Evet. Hayır, sana söylüyorum, çok suskunsun, sanki tehdit alıyorsun. Bu sırrı Niyase Bedir biliyor muydu? Bu kadın gerçekten çok ciddi bir şey görmüş olmalı ki bu kadar işkence yapılsın. Sedat neden susuyor? Ben bilsem annemin kimin öldürdüğünü kimseye söylemem mi? Suna ve Betül'ü yan yana getiren bu gizem ne? Bak, senin ne demek istediğini gayet iyi anladım. Evet, bu arada Melek Şengön'ün cinayetiyle ilgili Handan Hanım bugün Tekirdağ'a gitti ya efendim. Şu saate kadar bağlanamadık çünkü görüşmeleri henüz sonuçlanmamıştı. Birazdan çıkacaklarmış, çıktıklarında bağlanıp o dosyayla ilgili nelere ulaşabildik, neleri konuşabileceğiz, onları getireceğiz ekrana. Şimdi Niyase Bedir cinayetiyle ilgili son 2-3 gündür konuştuğumuz şey bu cinayetin işleniş günü ve saati ve yeri ve cesedin taşındığı şeklindeki bazı algılar. Bir de dün, bence düne damga vuran konu Betül'le Suna arasında bugüne kadar hiç görmediğimiz bir ittifak. İttifak demeyeyim ona. Aynı görüşte olmaları. Yani Niyase Bedir, Allah rahmet eylesin, bir sırrı taşıyordu. Aile içi bir sırdı bu. Ve bu sırrın ortaya çıkmasından korkan kişiler tarafından öldürülmüş olabilme ihtimali. Doğru ifade ettim mi Betül? Ha. Yani çünkü çok açık konuşamıyorum. Evet, biraz. Hı. Peki bu konuda Sedat Bey'i suçladı. Suna dedi ki, amca sen, dayı sen dedi korkutuluyor olabilirsin, hiçbir şeyden korkma dedi. Peki gerçekten biz bu konuda Sedat Bey'i mi suçlamalıyız yani? Şimdi doğru Serap kişi Hanım, mi o? Şimdi Serap Hanım şöyle söyleyeyim ben. Şimdi hani tam açık net bir şekilde söyleyemiyoruz biz bunu. Hani bu benim iddiam da değildi yani. Böyle bir şeyi ben birebir babaannemin ağzından duymadım. Ekstradan hiç kimseden duymadım. Ben sadece bunu Sunay'la ve Seda'nın bana söylediği kadarıyla biliyorum. Hani onlar bana söyledikleri için onlar buraya gelsinler, açıklasınlar, söylenmesi gereken bir şeyse söylesinler. Ben de bu konuyla alakalı olan ne kadar biliyorsam, ne yorumlar yaptıysam o zaman onlara söyleyeyim. Peki inandın mı diye sorayım o zaman bu söylentiye. İnandın mı derken yorum yaptım. Olabilir mi acaba? Hı. Yani kesinlikle olmaz demedin. Yok demedim. Ha. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi onlar bana o şekilde anlatınca acaba aynı Sunan'ın dediği gibi hani babaannem görmemesi gereken bir şey mi gördü de susturuldu diye yorum yaptım. Şimdi bunu söyleyen sadece Suna ve Seda değil, daha yetkili bir ağızdan bunu biz köyde gezdiğimizde orada iki kişi daha söyledi. Hem de bunu söylerken dedi ki bana söyledi bunu dedi. Hatta şey demiş, yani korkarım bu sır beni götürecek. Bu sır yüzünden beni öldürecekler diye bunu yetkili, güvenilir olduğunu düşündüğümüz birisi söyledi. Önce bana, ben şunu da söyleyeyim. Ben zaten hani bunları birebir ne duyduysam ne bildiysem hani o kişilere de sordum yani böyle bir şey var mı? Bu doğru mu dediğimde. Taraflara. Evet, yani konuyla alakası olan kişilere, yani adı geçen kişilere sordum. Onlar da bana tam aksini iddia ederek, hatta babaannemin de o kişiye farklı bir şekilde birkaç bir şey söylemiş. Hani işte kızım böyle bir şey olur mu ya, saçmalamayın, ben gidip bunu Sunay'la Seda'ya mı söyleyeceğim demiş. Hani ben şimdi şurada şöyle, dün Handan Hanım bana yetkilere neden söylenmedi dedi Serap Hanım. Ben şimdi hani yetkilere gidip elimde hiçbir mesaj, görüntü, ses kaydı, yani ne diyeceğim gidip? Başkasından kulaktan dolma bilgilerle. Yani iftira da olabilir. Yani bu. İftira da olabilir. Hani olabilir de diyorum, olmayabilir de diyemiyorum. Çünkü
Nasıl söyleyeyim tabii size? Hani asla böyle bir şey olmaz diyemiyorum. Biraz ben. İki ucu keskin bıçak bu. Aynen. Yani aile içinde çok infial yaratabilir. O yüzden de çok dikkatle konuşulması, hatta belki bir, yani ortaya çıkana kadar bazı şeyler hiç konuşulmaması gereken. Aynen. Bir ben konu. Zaten dün de hani burada aman bu konu konuşulmasın veya açılmasın demedim. Hani benim sadece demek istediğim, bizim şüphelendiğimiz kişiler, herkesin beyninde var zaten bunlar. Bunlar ilk önce bir elenir. Daha sonrasında da o konuya da geliriz demek istemiştim aslında ve yanlış anlaşılmışım. Hani ben bunu da hani dün gene söyledim. İlk başta babaannemin öldürüldüğü kesinleştikten sonra acaba Suna böyle mi oldu? Böyle olmuş olabilir mi? Çünkü onlar bana birkaç bir şeyler anlattılar ve bunun yorumunu da ben yapmıştım zaten. Ama sonradan sonra bu aile içinde düşüncesi daha çok beynimize yer ettiği için onu biz ikinci plana atmıştık. Hani biz sadece zamanı gelince konuşuruz. Hani konuşulması gerekiyorsa konuşuruz. Anladım. Daha zamanı gelmedi bence de. Ama bu arada tabii dün Oklar, şimdi Salih telefona bağlanacak. Bu arada Salih ifade vermeye gitti. Onunla ilgili biraz detay konuşacağız ama dün bu arada Oklar Sedat Bey'e çevrildi. Yani Vedat Bey'in hani anne bir baba bir öz kardeşi olan Sedat Bey'e çevrildi. Peki gerçekten Sedat Bey bir şey biliyor da paylaşmıyor mu? İnanılmaz bazı şeylere ulaştık. Köyde de herkesin teyze deyip saygı duyduğu bir kadının hazin bir sonu. Gerçekten Miyase teyze bunu hiç hak etmedi. Miyase Bedir cinayetinin karanlık kısımlarını açığa çıkarmaya giden uzmanlarımız çarpıcı bilgilere ulaştı. Miyase Bedir'in yakınları ise cinayet sebebi hakkında farklı yorumlarda bulundu. Ben bu vahşeti duyunca dayanamıyorum artık Serap Hanım, bu kadına ne yapmışlar böyle? Nasıl elleri kalkmış Serap Hanım, dayanamıyorum gerçekten, bilmemek daha iyiymiş. Biz sadece boynu kırıldı biliyorduk, bu nasıl bir rezalettir? Sedat ne biliyor? Sır küpü gibi kadındı. Hep susturuyordu. Herkesi susturuyordu Serap Hanım. Dayı sana söylüyorum. Çok suskunsun. Sanki tehdit alıyorsun. Sanki bir şey biliyorsun gibi. Dayı, kızım. Dayı aileyle ilgili her şeyi biliyorsun sen. Ne biliyorum? Ben bilsem annemin kimin öldürdüğünü. Derim kanuna teslim ederim. Ben kimseyi saklamıyorum. Bilenler susuyor mu? Sebahattin dayım haricinde herkesin bir şeyler bildiğini düşünüyorum. Burada bir şey benim dikkatimi çekiyor. Sedat Bey. Bu konuda niye bu kadar seslisiniz? Bir bildiğiniz varsa yok, paylaşın. Yok hocam, ben şimdi dışarıda olduğum için bazı şeyleri zaten burada duyuyorum. Tehdit mi alıyor? Sen bunu söylersen biz de seninle ilgili şunları şunları ortaya dökeriz diye bir tehdit alıyor olabilir yok, misin? Hayır, hayır, hiç öyle bir tehdit almadım. Elleriniz titriyor, sakallarınız uzamış, böyle bir sık sık nefes alıyor, bir panik havası gibi şeyleri gözüküyor. Duydukça şey oluyorum hocam, heyecanlanıyorum yani annem. Ama daha önce hiç heyecanlanmıyordunuz. Hatta sakinliğiniz de bizi çok dikkatimizi çekiyordu. Yaşlı kadının sırrı ne? Artık konuşulması gerekiyor Serap Hanım. Bu iş çok gidiyor yani derin yerlere. En son ben patlatacağım yani, dayanamıyorum artık. Aile içi bir sır yüzünden mi öldürüldü? Yani evine hırsızlık için giren birisi bu kadarını yapmış olamaz. Miyase Bedir'i kim neden öldürdü? Sedat Bey bir şey biliyor musun? Hayır Serap Hanım, hiçbir şey bilmiyorum. Zaten bilsem hani buraya kadar zaten susmazdım. Hani benim zaten sakinliğim, suskunluğum bunu herkes bilir. Ben böyle yetiştim. Hani hiçbir sırrı da saklamam. Ben zaten sır saklamayı da sevmem. Hani şimdi Sunalar bu kadar yani özellikle bana niye bu kadar Sedat dayım biliyor diye söylüyorlar. Açıklasınlar o zaman benim bir şey bildiğimi. Ama ben bilmiyorum hiçbir şey. Kesinlikle de tehdit almadım. Çünkü Suna'nın kastettiği o aile içi sır dediği şey, tabii dediğim gibi bu sadece bir dedikodu da olabilir ama o sırrın aktörlerinden biri de senmişsin gibi biliyorum ben. Hayır. O yüzden seni suçluyor. Yani bazı şeyler ortaya dökülür Serap diye. Gibi değil de direkt zaten söylüyorlar. Evet, evet. Yani peki, şimdi Salih telefonda. Salih'i bir getirelim ekrana. Evet, Salih. Yine sorularıyla, cevaplarıyla kafamızı karıştıran, çelişkili bulduğumuz, hem kendisinin hem çocuklarının çelişkili söylemleri olan oğullarından bir tanesi. Salih, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar Serap Hanım. Sağ ol Salih. Salih, sen ifadeye mi gittin tekrar? Ya ifadeye gittim derken ben resim çekilmeye gittim. O Ankara'da hani bir
Kuyumcu. Var ya kuyumcuda. Evet. Ya onun için götürdüler beni savcılığa. Hı. Fotoğraf falan çekildik yani. Geldim yani. Anladım. İfade falan vermedim yani. İfade vermedin. Sadece yok. Yani bir iki yere gittik zaten. Yani bir iki yere savcılığa gittik. Yani en son fotoğraf çektiler. Oradan eve geldim zaten. Neler konuşuluyor şimdi köyde? Yani yeni insanların yeni böyle kafasında bir takım şüpheliler falan var mı? Sizin de dahil yani senin de. Ya sizinle dahil derken Sunamar bir zaman bir laf çıkarmıştı. Sultaniye'de gözüktü diye umut görmüş. Of, amca. Bir kırmızı arabada diye. Ben birçok o konuyu duydum. Başka da duymadım yani. Ay, onu bence ona hiç girme şu anda. Yani başka da bir şey bileyim. Ay Allah'ım ya Rabbim. Anladım. Başka bir şey konuş. Bizim kolumuz iyice çorbaya dönmeye başladı. Ben artık gülmeye başladım. Bir Umut'un lafı dolara gelmemesi lazım yani. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Şimdi İbrahim de telefonda. Asıl konuşmamız gereken konulardan biri şu. Bence. Ayın 30'unda rahmetliyi kanlı canlı hayatta görenler var. 30'unda evde olduğuna dair bir takım tanık ifadeleri var. Gizli tanıklar çıktı. Onları biz jandarmaya, savcıya yönlendirdik. Bunun yanı sıra 29'u akşamı kaldığı bir yer var. Çünkü 29'unda kaldıysa bunu söylenmiyor. Saklanıyor diye düşünüyoruz. Doğru mu hocam? Şimdi, hatta o evde olmuş olabilir. O evde bile olmuş olabilir. Kendi evinde de kalmış olabilir Serap Hanım. Kendi evinde hiç kalmıyor almaz diyorsunuz. Ben hatırlıyorum bir iki sefer kaldığını. Çok da korksa sabaha kadar uyumaz. Yine de kalırdı yani. Niye kalır? Korka korka. Mesela gece eve kadar dur, geç saate kadar durur. Sonra bize gelmeye veya amcamlara gitmeye üşenirdi bazen. Şimdi Serap Hanım, şimdi acaba annem o 29 akşamı o cenazenin olduğu evde görülmüş mü? Şimdi onların hepsini konuşacağız. Mevlid'de görüldüğünü söyleyenler var. Evet. Ama bunu netleştirmeden evet görülmüş demek istemiyoruz. Evet. Çünkü biliyorsunuz daha önce cenaze taziyeye gitti gitmedi söylentileri de vardı. Ama 30'unda İbrahim de şu arada, bu arada telefonda 30'unda görüldüğüne dair bir izleyelim efendim. İbrahim'e soracağım soru var. Çünkü İbrahim'le ilgili 30'unda görülmesi. Cenaze bulunduğu gün baban seni mi aradı haber ver? Baban mı arayıp haber verdi? Babam aramadı. Ben evdeydim. Yeni kalkmıştım. 3-4 saat, 3.30-4 gibiydi. Hı. Eniştemle ablam geldiler. Sen bilmiyor mu dediler. Neyi dedim? Babaannen öldü dediler. Ben zaten babaannemin oraya koşmaya başladım. Hayır, beni kimse aramadı. Özlem ablanla evet. Enişten geldiler, haber verdiler. Evet. Ben telefonu zaten eve bıraktım. Direkt koştum. 28-29'unu hatırlamam ben. Ölüm haberi geldiği günü hatırlıyorum sadece. Babaanneyle aran nasıldı? Babaannemle aram iyiydi. Herkes bilir. Gününü bilmiyorum da en son Sezai abiyle beraber gördüm. Sezai abiyle de konuşmuştuk bu konuyu çünkü. Babaannem yürüyordu. İbrahim amcam da koltuk falan taşıyordu herhalde. Caminin orada. Babaannemin evine yakın. Caminin orada ne koltuğu taşıyordu amca? Bilmiyorum. El arabasıyla babaannemin tarafına koltuk götürüyorlardı. Sebahattin Akkaz vermişti herhalde koltuğu. Oraya götürüyorlardı. Şimdi bu söylenen olay var ya. Babamla babaannemi gördüm. Bunun ayın 30'unda olduğuna dair bir tanık çıktı. Bu tanık elindeki belgeyle de savcılığa gitti. Diyor ki ben o gün hastaneye gidiyordum. Giderken yolda İbrahim'in elinde bir el arabası, yanında da Miyase Hanım'ı gördüm diyor. 30'undan nasıl bu kadar emin oluyor? Elinde şeyi var, hastaneye gittiği kayıt tarihi var. İşte bugün ben diyor geçiyordum oradan. O yüzden karşılaştım ve tarihi biliyorum diyor. İbrahim Bey. Efendim telefonum. Şimdi 28'inde sizde kaldı ve 29'unda sizin misafiriniz vardı. Sizde kalamayacaktı ya. Evet. 29'unda bir yerde kaldı. Sizde, tamam. Ama sizde değil diyorsunuz. Kesinlikle sizde kalmadı. Kesinlikle bizde kalmadı Serap Hanım. Peki bir gün sonra yani ayın 30'unda siz o koltuk, el arabası, annenizle yürüyüşünüz 30'u olabilir mi? Yok Serap Hanım, olamaz. Çünkü ben iş yerindeyim zaten o günü ve kamera kayıtlarında var o günü. Ayın 30'u? Evet, 30'unda.
Bu sabahleyin erken ya, siz işe gitmeden önce olmuş olabilir mi? Olamaz Serap Hanım. Çünkü ben saat 7.30-8 gibi işteyim. Akşam da 5-5.30 arası çıkıyorum ben. Peki bu arabayla görülme olayı hafta içi bir gün değil mi? Yok Serap Hanım, o ne günüydü? O olay olmadan önce pazar günüydü. Yani pazardan başka bir gün olamaz mı? Olamaz Serap Hanım. Çünkü amcam pazar günleri izinli. Evet ama ayın 30'unda gördüm, işte ben hastaneye gidiyordum. Gördüğü i̇şte saatleri söylesin Serap Hanım. Gördüğü saatleri söylesin, ona göre kamerada kayıtları çıksın. Sabah erken Serap saatlerde. Serap Hanım. Efendim. Bir de şöyle bir şey, zaten şimdi ben onu tam net olarak pazar günü nereden hatırlıyorum? Bugün çocuğu sınava götürmüştük. Eşimle beraber geldik ve ben odun almaya akşamüstü gittim. Yani o sabah değil. Olay ölmeden önce pazar günüydü bu. Peki başka bir gün yine böyle bir el arabasıyla birlikte annenizle görünme ihtimaliniz var mı? Yok Serap Hanım. O kanepe olayı da şöyle oldu. Seza ile ablam Sebahattin onlara kanepe vermiş. Ve onlar akşam geldiler, taşıdılar kanepeye. Kanepeyle benim alakam yok. Zaten kanepeyi Sebahattin'den alıyor bunlar. Ablamla Seza'yı götürüyorlar. Hocam, rahmetli Miyase Bedir'in hani evinin dışında bir yerde öldürülüp eve taşınma ihtimalinden söz ediyoruz ya. Hatta evin içindeki görüntüsünden, şalvarının sıyrılmasından falan. Vedat Bey zaten bunu baştan beri sanki dışarıdan getirilmiş gibi diye tahminde bulunmuştu. Peki sürüklendiğine dair sırtında, göğsünde, bacak bölgesinde, arka bacak bölgesinde herhangi bir izler rastlıyor muyuz? Sırtında ölüm sonrası oluşmuş ufak sıyrıklar var. Yani o bize sürüklenmiş olabileceğini düşündürtüyor. Peki o ufak sıyrıklar yeterli mi bunu düşünmemiz için? Ya da tamamen bu İbrahim Bey'in el arabasına bağımsız soruyorum. Herhangi bir araçla taşındıysa taşınmış kadar mı? Yani sürüklense daha mı çok olurdu? Bir şeye koyup yani orada... O sıyrıklar sanki bir şeyle taşınmış gibi. Yani sürüklenme de, hatta sürüklenmeyle, çünkü üstünde de elbise olduğunu biliyoruz. Nasıl olur diye düşündüm ama bu el arabası aklıma gelmemişti. Şimdi programda söyleyince geldi. Olabilir. Yani ben bu... Serap Hanım, bu, hatta ben hocamın lafını kestim. Bu sırtına taşınmış hesabını da ben ilk bu şeye müracaat ettiğimde Bahar Akyaz'a sormuştum. Bu el arabası nereden geldi, nereye gitti diye. Ya, evet. O arabanın durup durmadığını sormuştum ben. O zaman şimdi soralım. Şimdi soralım. Sordum. İbrahim Bey, bu el arabası kimin? Annemin Serap Hanım. Onun evinde mi durur? Ya el arabası Sezai'deydi. Annem Sezai'ye telefon açtı. Oğlum el arabasını getir, biz evden odun alacağız İbrahim dayıyla beraber dedi. Sezai caminin oraya çıkardı el arabasını. Biz de gittik annemle beraber. Odunu aldık geldik. Ama el arabasını görmedim ben evin etrafında. El arabası bizdeydi abi. Hmm. Salih, yani el arabası aslında anneye ait ama Sezai'lerde, Salih'lerde mi duruyordu? Yok Serap Hanım, şimdi ondan birkaç gece öncesi Sezai ile ablam Sebahattin'den kanep alıyor. Kanepeleri evine götürüyorlar. El arabası ablamlarda kalıyor. Ondan sonra annem telefon açıyor. Oğlum el arabasını caminin oraya çıkar. Biz İbrahim dayınla beraber eve gideceğiz, odun alacağız diye söyledi o akşamı. Ve biz odunları aldık, bize geldik. El arabası bizdeydi yani o günü. O gün sizdeydi. Peki şimdi siz aynı avlu içindesiniz ya İbrahim. Sen, evet. Sebahattin ve Salih. O el arabası eve sokulmayacağına göre bahçede herhangi bir yerde mi durur? Evet. Evet, genelde Sebahattin evin arkasında durur. Yok, yanlış anlamışım ben. Annemin evinde görmedim. Ben şimdi ilk şehre gittiğimde... Baba diyor ya zaten amcam bizde yok. Diye. Odun aldık geldik diyor. Bizdeydi diyor o el arabası diyor. Yani oradan herhangi birisi, o avlu içinde yaşayan herhangi birisi ihtiyaç halinde o el arabasını alır mı? Tabii sürekli zaten ortada gezer o. Açıkta durur. Tabii sürekli ortada gezer el arabası. Kime lazımsa o olur. Anladım. En son Sezai gitti. Anneannesinin evinden o el arabasını aldı. Anneanneye getirdi. Oradan odun alındı. Tekrar İbrahimlerin avluya geldi. Evet. O avluda biliyorsunuz İbrahim'in, Sebahattin'in ve Salih'in evleri var. İbrahim'in karısı Bahar, Sebahattin'in karısı Elif. Değil mi? Doğru evet. Söylüyorum. Efendim bir de Salih var, Zehra. Onun oğlu var işte. Söyleyin adını. Özcan. Özcan. Efendim bir de bir oğlu daha var mı? Özgür. Özgür var.
Peki, bu arada Sezai de o el arabasını o gün kullanmış oldu. Bu ama ölümden birkaç gün önceki pazar günü. Bir hafta önce. Bir hafta önceki pazar. Yani o el arabasını da bir yere yazalım değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Yani o sırtındaki zedelenmeler sürüklenmekten daha azı. Evet. Herhangi bir araçla taşındıysa ancak o kadar mı? Yani zaten sırf yani elbise olduğu için o kadar az diye düşünmüştüm ama arabayla taşındığı için de az olmuş olabilir. Yani arabayla taşındığını destekleyen bir şey bu. Bir de hocam şunu sorabilir miyim? Siz raporlarda gördünüz mü bu annemin yüzünde çizik olduğunu? Yani biz oradan kaçırmış olabilir miyiz? Yok yok, çizik yüzde değil. Yok değil mi? O başka bir yerde kurumuş bir deri, yani ölüm öncesi de olmuş olabilir. Peki şimdi efendim Melek Şengönül cinayetiyle alakalı Tekirdağ'da biliyorsunuz avukatımız Handan Bakbak, yanında muhabirimiz Sema var. Bakalım hangi bilgilere ulaşabildik. Sevgiyle selamlıyorum hepinizi. Çok fazla vaktim kalmadığı için hemen sözü size bırakıyorum. Serap Hanım, yanımızda sizin de söylediğiniz gibi Handan Hanım var ve bugün Melek Şengönül'ün sır dolu ölümünü aydınlatabilmek için Marmara Ereğlisi savcılığına geldik, adliyesine geldik ve burada bugün de sizde savcı ile görüşmeler gerçekleştirdi kendisi. Heyecanla sizi burada bekledik. İçeride neler yaşandı, neler oldu? Handan Hocam anlatır mısınız? Ben de hepinizi sevgili, saygıyla selamlıyorum Serap Hanımcığım, herkesi. Evet geldik. Öncelikle şunu söyleyeyim. İnanılmaz titiz, işinin çok çok sorumluluğunu ağır şekilde taşıyan çok kıymetli bir savcımızın önünde dosya. Bu arada o kadar titiz ki bir ara benden kimlik bile sordu. Onu söyleyeyim ki herkes biliyor avukat olduğumu. O denli titiz. Bu arada önemli şunu söylememi de istedi. Melek Şengönül'ün hiç kimsesi de olmasa, dosyada iki tane avukat da olmasa, hiçbir şekilde yakınları da olmasa biz dedi bu dosyanın sahibiyiz. Devlet bu dosyanın sahibi. Handan Hanım bu gönül rahatlığını lütfen bravo. Herkes yaşasın. Bravo. Melek Şengönül'ün hakkı, hukuku, o meftanın bütün yaşadıklarının sorumluluğu bizim üzerimizdedir. Biz bunu en iyi şekilde ifa ediyoruz ve hiç içiniz hani endişelenmesin dedi. 30 aydır ne oluyor, ne bitiyor? Tabii ki adli mekanizma içerisinde yoğunluktan, personel değişiminden şunlar bunlar oluyor ama savcımız dosyaya çok hakim, çok önemli gelişmeler var. İcap ederse siz de dedi vekaletinizle gelin birlikte çalışalım. Fakat dedi şu anda gizlilik kararı almadım. Çünkü delillerin tamamını topluyorum ama her an alabilirim. Gizlilik kararı alınmamış dosyada, bunu belirteyim. Ve dosya hakkında karşılıklı istişareyle çok önemli, çok iç rahatlatıcı bilgiler de verdi. Bunun dışında da şu anda konuşabileceğim bir şey yok. Çünkü bu konuda savcımıza da söz verdim. Ama sağ olsun kapısını açtı ve bizimle karşılıklı bir istişarede bulunarak gönlümüzü rahatlattı. Çok teşekkür ediyorum Handan Hanım. Size de Sayın Savcı'ya da gerçekten tüylerim diken diken oldu. Hep söylediğimiz gibi kimse sahipsiz değil. Kimsesi olmasa bile zaten devlet kişilerin kimsesi. Onun için var başımızda. Şimdi bir gencimiz var kayıp biliyorsunuz. Onun hemen bir fotoğrafını getirelim. Mikail Demirdelen aşağı yukarı 2,5 yıldır kayıp. Biz babasıyla hani sorunlar mı yaşıyor filan demiştik. Baba da burada. Mikrofon verelim babaya. Ya bana açık açık söyle Nihat Bey. Oğlunla ne sıkıntın vardı senin? Serap Hanım şu anda aile soruldu. Biz hep onu çıkar için uğraşıyorduk. Mefaat için. Zabaki de oğlum işine git. Söz verdiğin yerlere git. Hep genellikle benim telefonu verirdi çalıştığı yerlere. Hep onlar beni arıyorlardı. Mikail bugün işe gelmiyor mu? Diyordum oğlum baba ben bugün yatacağım. Yat oğlum. Örtesi gün oluyordu baba ben bugün gitmek istemiyorum. Oğlum, o zaman çalışmak istemiyor. O zaman diyordum söz verme oğlum benim telefonumu niye veriyorsun? Diyordum. Sonra aile sorunlarıydı. Ufakta hep kendi içinde uğraşıyordum ben. Yani onun için. Onaylamadığın
bir yaşam tarzı var mıydı? Efendim arkadaş çevresini beğenmiyorum, gece işte çıkmasını istemiyorum, yani uyduruyorum işte alkol almasını istemiyorum gibi onaylamadığın tarafları var mıydı? Öyle bir sıkıntı yoktu. Ben takip de ettim kendisini. Kayıp olmasından hiç kendini sorumlu tutuyor musun? Yani seninle bir alakası var mı? Yok, benimle alakası yok. Kendisi yatılı kalıyordu. Çoğu yerde lahmacuncularda çalıştı, berberde çalıştı. Ben hatta akşam oluyordu. Bazen arabayla dükkanın önünden geçip gidiyordum. Bazen annesine de gittik biz kaç sefer. Bakıyordum berberin içinde 11-11.30 tamam diyordum. Burada hadi gidelim. Bakıyordum lahmacunun önünden geçiyordum. İçeride tamam hadi gidelim. Kendisine fazla gözükmüyorduk biz. Telefon kullanmıyordu. Bazen lahmacuncuyu açıyordum. Burada Mikail, 15 gündür burada, sıkıntı yok diyordu. Son zaman esrarengiz şekilde kayboldu. Şimdi bu saçlarının bütünü dökülmüş ya bu çocuğu. Evet. Hani bayağı kel kalmış. Evet. Hani öyle saç kıran falan değil. Hani parça parça falan değil. Biz onun acaba bir ilaç mı kullanıyordu, bir şey mi kullanıyordu da o yüzden mi o saçlar bu kadar döküldü diye şüpheleniyoruz. Hiç doktora götürdünüz mü çocuğun daha yaşı kaç, başı kaç, birdenbire bütün saçları. Hani kelleşmeye başlasa ufak ufak olması lazım. Sebep neydi biliyor musunuz? Benim tahminim o şuydu. Kuaförde iken kafasına değişik şeyler sürüyordu. Kafası çok sürede kurudur, sık sık kurudur. Oğlum o şeyi çok açıp kafana sık tutma. Zarar verir sana. Saç kurutma makinesi sık sık saatlerce tutardı, dakikalarca. Ya o kadar kabak yapar mı? Yapmış. Yok. Ama cisimler çok sürüyordu. Jölemele çok sürerdi. Yok. Yani o böyle birdenbire dazlak yapacak bir şey değil. Hani ufak ufak dökülme olur, azalma olur. Ne bileyim tepesi açılır. İki şey vardır. Öyle değil. Ya zehirlenme, yani kemoterapi tedavisi de, kemoterapi ilaçları da bir zehir zehirdir olduğu için, veya farklı bir zehirlenme sonucu birden dökülebilir. Yahut da çok ağır streslerde. Günler içinde bütün saçlarını kaybedebiliyor kişiler, çok ağır bir stres yaşıyorsa. Yani size şöyle, beni anlamıyorsunuz gibi böyle bir çıkışları, hezeyanları oluyor muydu? Beni anlamıyorsunuz. Ya da işte benim, bana çok karışıyorsunuz gibi şeyler. Fazla üzerine karıştırmazdı zaten bizi. Sadece iki kelime konuşurduk, odasına giderdi. Çok ondan agresif, sonra, ondan sonra gelirdi, bazen annesinin boynuna sarılırdı. Hakkını helal et, baba hakkını helal et, sarılırdı bize boynumuza. Ne demek ya? Tabii bazen de gelirdi, özür dilerdi. Bazen sinirli çıkardı giderdi. Bu 17-18 yaştan sonra değişti. Önceki çocukluk hayatları çok bir değişiydi. O ergenlik döneminde belki biraz daha şeydi, agresifti. Peki bir araya gidelim efendim. Mikail Demirdelen 2,5 senedir kayıp. Kendisini arıyoruz. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Biz her ihbarı değerlendirmek zorundayız. Herkese inanmak durumundayız. Ama arkadaş, geçen gün bizim dükkanda çalışıyor diyen birisi aradı. Siz nasıl bir ruh hastasısınız ya? Siz nasıl bir yalancısınız? Siz nasıl bir insanların ruh sağlıklarının, yani üzgün, acılı olduklarını anlamayıp da bu gibi şeylerle alay edip dalga geçebiliyorsunuz? Siz nasıl bir hastasınız ya? Hakikaten nasıl bir ruh hastasısınız yani? Siz bence gidin tedavi olun, çünkü bir süre sonra insanlara başka türlü zarar vermeye başlayacaksınız siz. Yalan yanlış, dalga geçer, sonra bunları yapıp aranızda gülüyor musunuz acaba? Çok merak ediyorum. Siz nasıl yaratıklarsınız ya? Sonra başınıza gelen aksiliklerden bence acaba ne oldu da bu oldu demeyin. Bu kadar kötü olmaya devam ederseniz, bu kadar insanların acılarıyla dalga geçerseniz kötülük de sizin yakanızı bırakmaz. Biraz insan olun ya. Hakikaten ruh hastası insanlar var yani. Ama biz yine de değerlendireceğiz. Her ihbarın peşinden gideceğiz. Efendim veda vaktimiz geldi. Sadece günü değil, bu haftayı da bitiriyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Pazartesi günü yine ekranların başında buluşalım efendim. Kendinize çok iyi bakın. Pazartesi buluşmak dileğiyle. Unutmayın saat 13.15'te. Allah'a ısmarladık.